Arkadaşlar hoş geldiniz. Perşembe günü panellerinin birinde daha birlikteyiz. Bu haftaki konumuz caz olacak. İki tane konuğumuz var. Yaprak Melike Uyar, etnomüzikolog. İstanbul Teknik Üniversitesi Müzikoloji Bölümünde doktora yapıyor. Aynı zamanda öğretim görevlisi olarak orada çalışıyor. Birçok dergide caz üzerine yazıları yayınlanmakta. Başta caz dergisi olmak üzere. Diğer konuğumuz ise Selen Gül'ün. Kendisi piyanist, kompozitör, aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde müzik bölümünde hocalık yapmakta. Bunun dışında 5 tane yayınlanmış caz albümü var. Sanırım 4 tanesi Selen Gül'ün, bir tanesi Selen Gül'ün trio olarak yayınlanmış. Hepsini başlasın. Şimdi ben fazla uzatmadan sözü Yaprak Hanım'a bırakıyorum. Merhaba, hoş geldiniz hepiniz. Gerçekten çok mutluluk verici böyle bir kalabalık bulmak karşımda. Gerçekten bu sayıda kişiyi görmeyi de beklemiyordum. İzmit'te gerçekten harika şeyler oluyormuş bir yandan. Sizlere çok teşekkür ederiz öncelikle bu girişimleriniz için. Ben sizlere birazcık caz müziğinin ne demek olduğundan, caz müziğinin kökenlerinden, cazın unsurlarından ve erken dönemlerinden bahsetmeye çalışacağım. Sonra Selen Hanım da başka konulara değinecek. Öncelikle caz müziği 20. yüzyılın başlarında Amerika'da, Afro-Amerikalılar tarafından ortaya konulan, yaratılan, geliştirilmiş performans gelenekleri olarak tanımlayabiliriz bunu. Ve belli unsurları var. Caz müziğinin en önemli belki de olmazsa olmazı doğaçlama unsuru. Ve bu doğaçlama kavramını da aslında cazla tamamen Afrika müziğinin etkisi olarak açıklamak mümkün. Çünkü normalde birazdan bahsedeceğim üzere bu New Orleans'ta siyahi nüfusun çok fazla olduğu bir yerde Afrika müziğinin kökenleri caza yoğun olarak etki ediyor. Onun dışında bir diğer önemli unsur müziğin sentoplu olması, aksak ritimleri çok ön planda olması. Onun dışında bir diğer unsur müziğin swing etmesi, bir diğer unsur ise bireysel ifadenin çok büyük önem taşıması. Şimdi birazcık cazın ne tip koşullarda ortaya çıktığından biraz bahsetmek istiyorum. 1861-1865 yılları arasında gerçekleşen iç savaştan sonra Amerika'da bu iç savaşın da tamamen sebebi kölelik olmakla beraber Güney ve Kuzey eyaletleri arasında ortaya çıkan bir savaştan bahsediyoruz. Çok değinmek istemiyorum bu konulara. Lakin işte Kuzey eyaletleri köleliği kaldırmak kabul ediyorlar. Güney'de hala tarıma dayalı bir ekonomi var ve köleliği kaldırmak istemiyorlar bu şekilde. Ve bundan dolayı bir savaş çıkıyor iki taraf arasında. Yıllarca süren bu kanlı savaşlar sonucunda Amerika'da artık Kuzey Washington hükümeti bir şekilde galibiyeti kazanıyor ve kölelik kaldırılıyor. Lakin köleliğin kaldırılmasından sonraki dönemde aslında siyahi nüfus için daha büyük sorunların patlak vermeye başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Mesela Black Code'lar, siyahi kodlar adı verilen bir yasa tasarısı çıkıyor. Yani mesela bu savaştan sonra insanlara oy kullanma hakkı verilmesine rağmen, köleliğin kaldırılmasına rağmen bu siyahi kodlarla beraber ırklar arası evliliği yasaklıyorlar. İşte ne bileyim ateşli silahlar kullanmalarını yasaklıyorlar siyahide. Onun dışında bir mala sahip olmalarını yasaklıyorlar. Yani normal bir toplum içerisinde yaşayan bir insanın sahip olacağı en temel haklardan yasakladıkları zaman, onları men ettikleri zaman
aynı zamanda çeşitli meslekleri yapmalarını da yasaklıyorlar. Yani bu dönem içerisinde bu ortaya çıkan koşullarla beraber gerçekten siyahi nüfusun toplum içindeki durumu daha da kötüye gitmeye başlıyor. Onun dışında mesela blues müziğinin ortaya çıkmasında en önemli unsurlardan biri, bizde buna tımar sistemi derler. Kölelik yasaklandıktan sonra bir alan sahibi işte alanının bir kısmını verir, işte bir siyahiyi o onu işler, ürününden onu mesela pay verir. Yani eskiden komünel bir aktiviteyken müzik yapmak, bir şekilde tarlada çalışırken artık insanların şehir popping sistemiyle beraber, yalnız başına, kendi ailesiyle beraber ya da yalnız bir toprakta kalmasıyla beraber kendini bireysel olarak ifade etmesi aslında blues müziğin ortaya çıkmasında çok önemli bir faktör. Onun dışında bu black kodların yanı sıra Jim Crow kanunları diye bir kanun yine çıkıyor. Bu Jim Crow kanunları ise 1964'e kadar devam edecek. Jim Crow ise minstrel şovları vardı. Popüler müzik endüstrisinin kökeni olarak tabir edilir bu minstrel şovları. Ve minstrel şovlarında bir beyaz adam yüzünü tamamen siyaha boyayarak sahneye çıkıp işte banjo çalar, şarkı söyler, skeçler yapar, işte komiklikler yaparak bir şekilde siyahilerin kültürünü aslında taklit ederek orada ilgi çeker. Ve minstrel şovlarında Jim Crow diye böyle bizdeki Hacivat Karagöz gibi bir karakter vardır. Ve sürekli işte siyahi bir köleyle dalga geçer bu karakter. Ve Jim Crow kanunları ise siyahilerin toplumdan tamamen topluma açık yerlerden uzaklaştırılmasını sağlayan bir durum. Yani mesela beyazların gittikleri restoranlarda yemek yemiyorlar, toplu taşıma sistemleri tamamen ayrı. Bu tip bir ayrımcılıktan söz ediyoruz ki ta ki bu 1964'e kadar da devam edecek. O 60'ların türbülansında tabii her şey yıkılmaya başlayacak. Şimdi cazın az önceki bahsettiğim üzere doğaçlamanın çok temel bir kavram olduğunu söylemiştim. Ve bu müzik üretimine kolektif olarak yaklaşmak Afrika kültürlerinde var. Yani tutup mesela batıda işte bir klasik müzik dünyasına baktığınız zaman sanat, müzik tamamen başlı başına bir olgudur. Ama Afrika'da bir işte kabileyi ne bileyim, izlediğiniz zaman müzik komünel olarak yaratılan herkesin bir anda dahil olduğu işte dansıyla, sözüyle ne bileyim çeşitli ritmik enstrümanlarla daha komünel olarak paylaşılan, üretilen bir aktivite. Ve aynı zamanda poliritmik, yani çok ritmin müzikte çok büyük, önemli bir payı var. Ve cazı da bu yoğun olarak etkiliyor aynı zamanda. Yani müziğin fonksiyonel, ritüelistik bir tarafı var. Sosyal olarak bütünleyici, insanları bir araya getirici bir anlam taşıyor. Ya da ne bileyim birçok performans ya işte ezberden ya da doğaçlama olarak yaratılıyor. Batı müziğinde olduğu gibi bir yazılı müzik geleneği yok. Sözlü gelenekle aktarılıyor. Bu siyahi kodların yanı sıra bu savaş sonrası döneme yeniden dönecek olursa aynı zamanda büyük bir ırksal şiddet başlıyor. Ku Klux Klan örgütünü hepiniz duymuşsunuzdur zaten. Bu belli yıllar içerisinde bir yaklaşık 20-30 yıl aralığı içerisinde 3000 tane siyahi Amerikalı yolun ortasında linç edilerek öldürülüyor. Yani gerçekten çok vahşi bir ortamdan bahsediyoruz. Ve cazın aslında bir şekilde oluştuğu koşullar 1800'lerin sonlarında yani caza yönelten durumda toplum içerisinde böyle bir durumdan söz edilebilir. Caz müziğinin ortaya çıkışı olarak 1900'lerin başlarını sayıyoruz. Ve caz müziğinin aslında müzikal olarak beslendiği 4 tane kaynaktan bahsedebiliriz. Bunların en önemlisi tabii ki blues. Blues, armonik ve melodik olarak ve aynı zamanda formlar olarak ve müzik yapımına yaklaşım olarak cazın en önemli kaynaklarından bir tanesi. Ama cazın müzikal olarak daha çok benzediği şey ise ragtime denilen yazılı bir piyano müziği geleneği. Ragtime 1900'lerin, işte 1800'lerin sonlarında ortaya çıkıyor ve tamamen yazılı piyano müziği ve cazın ilk dönemlerinde aslında orkestra edilmiş ragtime olarak ortaya çıktığı iddia ediliyor teorisyenler tarafından. Bunun yanı sıra caz enstrümantasyonunu bandolardan alıyor. O dönemler nasyonalizm akımının işte patlamasıyla birlikte 19. yüzyıl sonlarında Amerika'da yoğun bir bando
hayranlığı var. Ve bu brass band dedikleri üflemeli sazlardan oluşan gruplar, yani aynı zamanda işte cenazelerde de çalıyorlar, bütün eğlencelerde de çalıyorlar. Ve aslında caz müziği de enstrümantasyonunu tamamen bu bando dediğimiz gruplardan aldığı ilk aşamada söyleniyor. Onun dışında tabii ki dönemin popüler müzikleri. Hem formsal açıdan Tin Pan Alley, Amerika'da, New York'ta bir bölge Tin Pan Alley ve popüler müzik piyasasının aslında doğduğu yer. Yine 1900'lerin başlarında Tin Pan Alley müzik piyasasında işte sektörel kuralları olsun yine cazın dönüştüğü süreçte çok büyük bir önem taşıyor. Şimdi ragtime'dan caza ne zaman geçildiği bilinmiyor ama ilk caz müzisyeni olarak kabul edilen belirgin bir kişi var. Adı Buddy Bolden. Buddy Bolden 1877-1931 yılları arasında hayatta ve Buddy Bolden'ın hiçbir kaydı yok. Ama neden bu adam bu kadar beğeniliyor, takdir ediliyor ve ilk caz müzisyeni olarak kabul ediliyor? Çünkü bütün kendisinden sonra gelen kuşak evet ilk caz müzisyeni Buddy Bolden'dır diye kabul ediyor. O adamın diğerlerinden farklı olarak yaptığı şey bir yaylı grubu varken bu yaylı grubundaki enstrümanları üflemeli enstrümanlarla değiştiriyor. İşte grubuna bir tane trompet, trombon ve kornet katıyor. Kornet de trompetin benzeri, kardeş bir enstrüman, ses aralığı, transpozisyonu farklı ve aslında erken caz müziğinde en önemli solist sazlardan bir tanesi kornet. Ve Buddy Bolden o kadar müziği ünlü oluyor ki şehir çapında, Buddy Bolden'ın da çok hüzünlü bir hikayesi var bir yandan. Müziğinin başkaları duyup taklit edecek ve onun o kentteki başarısını ondan alacaklar diye paranoyak oluyor ve ondan sonra hayatının geri kalanını hastanede geçirmek durumunda kalıyor. Çünkü müziğinin çalınacağından o kadar çok korkuyor. Şimdi cazın New Orleans'da doğduğunu kabul ediliyor. Dixieland stili özel olarak. Çünkü New Orleans'da doğmasının belli sebepleri var. New Orleans çok kozmopolitan bir yer. Yani New Orleans 1718 yılında Fransa, 1762 yılında İspanya ve 1803 yılında da Amerika'ya satılıyor. New Orleans'ta yaşayan işte Fransızlar var, İspanyollar var. Çok fazla köle getiriliyor bu şehre, kente. Ve aynı zamanda beyazlar, siyahlar, ataları köle olan siyahların yanı sıra bir toplumsal statü daha var New Orleans'ta. Kriyoller diyorlar bunları, Colors of Creole, melezler. Bu melezler toplumda ataları siyah olan nüfustan toplumsal olarak daha üst statüde sayılıyor. Bunların anneleri, babaları fark etmez İspanyol ya da Fransız. Ve bu kendilerini köle olan atalarıyla değil de İspanyol ya da işte Fransız olan atalarıyla tanımlıyorlar. Hatta bazılarının köleleri dahi var. Toplumda yani beyazlara yakın bir statü içerisindeler. Ve bu köleliğin kaldırılmasından sonra beraber bu bahsettiğim Black Gold'larla birlikte Black Gold'ların etkisiyle bir anda normalde hani toplumda siyahlardan çok daha üst pozisyonda olan melez nüfus da aynı statüde görülmeye başladı toplum içerisinde. Ve aslında caz müziğinin ortaya çıkışında uptown, downtown diye teori diye işte böyle nasıl çevirsem bu şehir merkezi ve periferinin iletişimi çok önemli bir rol oynuyor. Neden New Orleans dedik? New Orleans çok kozmopolit bir yer. Aynı zamanda eğlence kültürünün çok ön planda olduğu bir yer. Mesela şehirde bütün cenazelerde bu brass band dediğimiz işte üflemeli sazlardan oluşan grupların işte böyle çaldıkları. Mesela onun dışında Congo Meydanı diye bir yer var New Orleans'ta. Amerika'ya köleler getirildikleri zaman bütün dinleri, dilleri, kendi kültürlerini onlara hatırlatacak, anımsatacak her türlü aktivite yasaklanıyor. Yalnızca Amerika'da bir tek yerde, Congo Meydanı'nda sadece pazar günleri gidip perküsyon aletlerini çalmalarına izin veriliyor. Yani Congo Meydanı poliritmik geleneğin, çok ritimli geleneğin, yani buradaki eğlenceler yoğun olarak deneyimlendiği ve bu geleneğin unutulmadığı, yani bir şekilde asimilasyonun daha az seviyede kaldığı bir kültürün oluşmasına sebep oluyor. Onun dışında çok eğlencenin ön planda olduğunu söyleyeyim. Stonyville diye bir yöre var New Orleans'ta. Bu bizim kırmızı noktalı dediğimiz bölgelerden bir tanesi. Tabii ki caz müziğinin ilk yıllarında bütün müzisyenlerin, Louis Armstrong'undan, işte King Oliver'ına, işte bütün müzisyenlerin sahne aldıkları yerlerde buradaki barlar oluyor. Yani bu şehrin çok uluslu, çok
konusunda çok fazla etnik gruba aynı zamanda ev sahipliği yapmasın, eğlence kültürü ve aynı zamanda Afrika müzikal kökenlerini de unutmayacak şekilde bir özgürlük tanıması insanlara cazın orada doğmasına ve gelişmesine çok büyük bir pay yapıyor. Şimdi erken dönem caz müziğinin evrildiği başka bir stilden bahsedeceğiz ve caz müziğinin tarihte, müzik tarihinde ilk kez ve tek kez dönemin popüler müziği olduğu dönem, swing dönemi. Mesela az önce cazın unsurlarından bahsederken bir parçanın swing etmesi dedim. Swing aslında sallanmak demek, salınacak demek. Ve swing öyle bir hissiyat ki aslında Selen Hocam bilir, çalınmadan çok anlatılacak bir şey değil. Yani notalara verdiğiniz aslında ifade, o şekilde düşünebiliriz bunu. Ve aslında aynı zamanda bir dönemin de ismi caz müziğinde. Ve swing döneminde caz tamamen eğlence müziği halini alıyor. Yani zaten New Orleans'tan gelen bir eğlence müziği olarak düşünebilirsiniz bunu. Ve swing döneminde de tamamen büyük kulüplerde insanların gittikleri, dans ettikleri, tamamen işte fonksiyonel olarak buna hizmet eden, çok işte 2-3 dakikalık parçalardan atıyorum, 3-4 dakikalık standart parçalardan oluşan, daha çok bestelerin, aranjmanların ön plana çıktığı, işte Benny Goodman işte gibi işte atıyorum mesela Duke Ellington'ların işte Count Basie'lere çok önemli bir pay sahibi oldukları bir müzik türü. Ve aynı zamanda swing aslında popüler müzik tarihinde fanlık kavramının ilk başladığı. Jitterbug'lar denilen swing fanları var. Ondan sonra zaten rock and roll hayranları çıkmaya başlayacak. Bir gençlik kitlesi tamamen ardından sürüyor. Ama swing dönemi de tabii 5 sene sürüyor. Bir savaş zamanında bir şekilde çöküşe uğruyor. Çünkü swing müziği big bandlerle, orkestralarla icra ediyor. İşte ne bileyim, ulaşım sorunları doğuyor ve bir şekilde turnelerini yapamaz oluyorlar. Ve bununla beraber 1940'ların başlarında aslında modern cazın doğduğu dönem olarak adlandırdığımız bebop müziğinin doğuşu var 1940'ların başlarında. Ve günümüzde mesela bu 1940'ların başlarında bebop'un doğmasında en temel karakterlerden bir tanesi Charlie Parker, bir diğeri Dizzy Gillespie, bir diğeri de Thelonious Monk olarak anılabilir. Ve bu yıllarda çok daha deneysel, doğaçlamanın ortaya çıktığı, uyumsuz akorların müziğin içerisinde yer etmeye başladığı, onun dışında işte ne bileyim kromatik seslerin çok daha fazla müzikte yer etmeye başladı. Bir nevi müziğin biraz daha deneyselleştiği bir dönem var. Ve aynı zamanda bebop cazın bir sanat müziği olarak algılanmaya başlandığı ilk dönem. Şimdi günümüzde baktığınız zaman caz dendiği zaman birçok insanın aklında çok daha böyle sanat karmaşık, işte armonik olarak çok karmaşık, melodik olarak öyle, kültürel olarak anlamları yine bir nevi o tarafa doğru yakınlaşıyor. Ama bu müziğin doğuşu tamamen işte Amerika'da belli bir etnik grubun bir nevi eğlence müziği olarak gerçekten çok yoğun, armonik olarak karmaşık bir kültüre dönüşüyor bir yandan. Ve bebop da bunun ilk adımlarının atıldığı zaman diyorlar. Çok uzatmıyorum herhalde değil mi? Daha vaktim var. Tamam. Birazcık bebop'tan bahsedeyim. Yani modern cazın doğduğu dönem olarak adlandırdım bunu. Aslında bu dinleme örnekleri getirsem çok daha mantıklı olacaktı herhalde. Sizlere de birazcık örnekler paylaşmış olacaktım ama size birkaç isim söyledim. Belki hani ilgi duyarsanız evde YouTube'dan bakarsınız bunlara da. Mesela bebop'tan söz ederken genelde Charlie Parker'ın hikayesi çok önemli bir durumdur. Çünkü Charlie Parker, Louis Armstrong'dan sonra caz dünyasında kendisinden sonra gelenleri en çok etkileyen müzisyenlerden bir tanesidir. Yaratmış olduğu stille. Yani bu bebop dediğimiz müzik stilinin aslında tamamen fikir babası kendisidir. Ve bunların 1940'ların başlarında New York'ta belirli yerlerde işte iki tane bar var özellikle. Yapmış oldukları müzikler aslında bir nevi akıma dönüşüyor ve ardından bu gelenek bir sürü insanı sürüklüyor. Tabii birazcık doğuşundan bahsedeyim, ortaya çıkışından bahsedeyim size. 1940'ların başlarında 1942 ve 44 yılları arası, 1940-42 yılları arası çok pardon, Amerika'da popüler müzikte karanlık çağ olarak anılıyor. Çünkü müzisyenler bir greve başlıyorlar. Normalde gece hayatında çalabilmeleri için müzisyenlerin bir karta, müzisyen kartına ihtiyaçları var. Ve bu karta sahip olan herkes de bir sendika üyesi olmak durumunda.
Ve sendikada şöyle bir karar oluyor. Plak şirketleri işte bütün kârı kendilerine alıyorlar. Biz gerçekten tutunamıyoruz. Biz artık kalbi kaybetmiyoruz. Greve giriyorlar. Ve iki sene boyunca o kart sahibi olan hiçbir müzisyen, hiçbir albüm çalamıyor. Ve o yüzden bu dönemde üretilen müzikleri de bilmiyoruz. E bu dönemde ne oluyor? Akapella, tamamen vokal gruplarının albümler kaydettikleri, insanların daha çok vokal gruplarının albümlerini satın alıp dinledikleri bir dönemden bahsediyoruz. O yüzden bu swing döneminin sona ermesiyle, swing çılgınlığının sona ermesiyle birlikte daha çok New York'ta küçük kulüplerde iş bulmak üzere giden müzisyenlerin bu ilk yıllarda ortaya koydukları sanatın neye benzediğini çok da bilmiyoruz. Ama zaman içerisinde bunun aslında tamamen swing'e dair şöyle bir algı var. Biz bu müziği, biz bu kültürü yarattık ama beyaz adam bunun tamamen kaybolamıyor. Yani bu mesela en popüler swing müzisyenleri işte Artie Shaw'lar, Benny Goodman'lar, Tommy Dorsey'ler hepsi bunlar ve beyaz adamlar. Ve aynı zamanda tamamen siyahilerin kültüründen almış oldukları ama siyahilerin asla böyle bir maddi başarıya ve üne kazanamadıkları bir olgudan bahsedebiliriz. Ve bu dönemde artık şöyle diyorlar, ya öyle bir müzik çalalım ki bu işten anlamayan çalamasın. O yüzden bebop çok fazla virtüözite gerektiren, yani sazına yoğun bir teknik hakimiyet gerektiren bir müzik türüdür. Yine Selen hocam çok daha iyi bilir. Yani bir yerde mesela bir müzisyen olarak çalmanız gerekiyorsa, bir caz müzisyeni olduğunuzu ileri soruyorsanız, ilk önce mesela iyi bebop çalmanızı beklerler bir saksafoncuysanız. Yani bunu tabii ki kendi stilinizde olmayacak bu. Ama atıyorum, o sizin teknik yeterliğinizi önemli bir göstergesidir mesela. Sanırım ben süreyi doldurdum sözü Selen hocama devredeyim mi? Olur, bu durumda alabilirim. Birkaç notum var, ekleyerek gidelim. Tamam. Şimdi birkaç şey eklemek istiyorum söylediğim şeylere öncelikle. Bir de şu ayaktaki arkadaşlarımı çok dertlendim. Yani eğer yere oturmaktan rahatsız olursanız, ben hiç rahatsız olmam, şöyle otursanız ya da orada yerler var sanki. Arkaya da oturabilirsiniz, yani rahatsız olmayın ayakta birlikte. Daha da konuşacağız çünkü o yüzden. Müzik dinleyeceğiz filan. Tam belki izin verirse arkadaşımı geçebilirsiniz. Müdahale etmiş olduk. Ne yapacağız sanırım? Bayağı mekan var aslında. Bando'dan bahsederken, bando dilinden hemen orada şöyle parantez açmak istedim. Bandolar aslında şöyle enteresan bir hikayesi var. Yani bando geleneği, yani orada geleneksel bir şeye dönüşmüşken, bu Kuzey-Güney Savaşı ile ilgili savaş sonrasında şöyle bir söylenti var. Ortada bırakılmış bando enstrümanlarını bir takım siyahi müzisyenlerin alıp deneme yanılma yöntemiyle çalıp bu müziği oluşturduğu söylenir. Yani Big Band geleneğinin aslında biraz da buradan kaynaklı. Mesela saksafon, trompet, tuba gibi enstrümanların müziği bu şekilde ve daha özel bir şekilde girebilmesinin, notasız girebilmesinin sebebini aslında kendi mesela çok özel çalma yöntemleri vardır onun. Bir klasik saksafoncuyla, bir caz çalan saksafoncunun ses farkı, tını farkı çok belirgindir. Hala da öyle. O artık geleneksel bir şey dönüştü. O yüzden bu özgürce ifadeden, yani o enstrüman ya bunlar ne falan diye savaş sonrasında ortada bırakılmış enstrümanlardan bahsediyoruz gerçekten. Böyle, bu nasıl bir alet falan diye deneme yanılma yöntemiyle öğrendikleri söylenir. Blues da keza gospel, yani tamamen gospel alışkanlığından kalma bir melodik ifadesi olan bir müzik. Dolayısıyla aslında kiliselerde siyahi insanların söylemiş olduğu şarkıların
melodik yapısının çok spesifik bir kulakta kalan ve çok kolay takip edilebilir ve tekrar edilebilir armonik yapının üzerine söylenmesiyle başladı. Çünkü bu insanların çoğu nota okuyamayan, öyle bir eğitimden geçmeyen, yani nota sonuçta Batı müziğine ait bir şey olduğu için onlardan bir haber olduklarından tamamen kendi sistemleri kulakta kalıcı, hatta riff sistemi denir ona, çok basit bir takım melodik yapıların kulakta kalmasıyla bu müziği ortaya çıkardıkları söylenir ve keza dinlerseniz bir blues parçası gerçekten armonik yapının değiştiğini, başka bir yere aktarılsa bile basit melodilerin değişmediğini fark edersiniz. Kolayca taklit edilebilir bir şey olduğu için de biz de mesela hani herhangi bir türküyü bilince hep beraber nasıl söylüyoruz? Aynı o durumda da ya işte hadi bilmem ne çalalım falan gibi bir şey çok rahat taklit edilebilir bir durum. Nota bilgisi olmadan yani enstrümanları kullanmayı öğrenerek. Bunun dışında aklıma şey geldi, 3-4 dakikalık aranjmanlar konusu geçti. O da şöyle bir informasyon eklemek istedim, caz müziğiyle alakalı önemli bir bilgidir. 60'lı yıllara kadar aslında elimizdeki kayıtların çoğunda mesela yani çok rahat bakılabilir. Belki işte 60'lı yıllardan sonrasında artık Atlantic Records'ın, bu da biliyorsunuz Atlantic Records'da biliyor musunuz bilmiyorum. Yani Türk, Ahmet Ertegün'ün sahip olmuş olduğu bir plak şirketiydi ve bir sürü caz müziği müzisyeninin gerçekten plaklarını basan ilk şirkettir ve ünlenmesine sebep olan. Bu zamana gelene kadar, yani teknoloji ilerleyene kadar aslında müzikler 4 dakikayı, 3,5 dakikayı geçemiyordu. Bu önemli bir bilgi çünkü bizim şimdiki dinleme alışkanlıklarımızı bile ele geçirmiş bir şeydir. Yani bizde de pop parçaları 3,5-4 dakikayı geçmez biliyorsunuz genellikle. Bu tamamen o dönemdeki kayıt teknolojileriyle alakalı bir şeydi. Aranjmanlar bir orkestra düşünün taş plaklarda bir yüzde 3 dakikalık bir parça, öteki yüzde de başka 3 dakikalık bir parça vardı. Dolayısıyla orkestralar, büyük orkestralar, bütün aranjörler, bütün aranjman sistemleri, bütün organizasyonlar müzikte buna göre kuruluyordu. Kayıtlar da elimizdeki kayıtların da çoğu 60'lı yıllara kadar aşağı yukarı 3-4 dakikalık parçalardan oluşmuştur. Aklıma sonra swing döneminden bahsederken sen davul setiyle ilgili bir şey söylemek geldi. Çok önemli bir bilgi o da. Davul seti, yani bildiğimiz, bizde de öyle söyleniyor zaten. Bir sürü biliyorsunuz böyle bir çıs çıs diye bir sağ tarafında bir hi-hat, işte ziller falan, aynı zamanda böyle tom-tomlar falan, böyle geniş bir sürü şey vurabildiğiniz bir alettir. Bunların aslında bir yere gelmesi yine bando geleneğinden geldi. Yani bir bando gözünüzün önüne geldiğinde trompet çalan, değil mi? Böyle birisi vardır ve büyük davul çalan birisi vardır ve aynı zamanda zil çalan birisi vardır falan. Bu üçünün bir araya geldiği bir enstrümandır bu. Aslında gerçekten bandolardan sonra bu grupların küçülmesiyle alakalı bir şey. Ya birisi tek başına bu enstrümanları hep birlikte çalabilir mi diye bir araya getirilmiş bir sistemdir. Ve çok yeni bir enstrümandır o yüzden. Hala da yani insanlar üzerinde inanılmaz ilerleyerek böyle virtüöz seviyesine falan geldi şu anda. Ama hani o dönemlerde çalma sistemi sürekli değişen, yani davulcuların böyle kahraman gibi olduğu falan bir dönemdir gerçekten. Ve dönemlerin simgeleşmesine de yardımcı olmuş insanlardır yani bunlar. Dolayısıyla davul setinin, yani bir insan çıs tıs tık tık ve pıtı pıtı bir arada yapabilir mi dengesinden başlayıp sonra da swing, arkasında orkestraların en önemli elemanı, bütün ritmik yapısını ortaya çıkartan kişi. Ve enteresan olan da şöyle bir şeydir. Mesela bas enstrümanı, yani kontrbas olarak o zaman yine ritmik yapının içine dahil olduğunda esas ritmi basçı tutar. Yani davulcu değil, davulcu serbesttir. Hatta böyle örneklerini duyarsanız dikkat edin, özellikle swing dönemine ait, swing çal falan dediğiniz zaman basçı hala öyle oluyor. Biz mesela aranjman yaparken yazıyoruz, swing, oraya stilini yazdığın zaman basçıya söylemezsin birine çalacağını, o bilir. Yürümek diye bir şey vardır, yürür, duyarsınız böyle dım 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 falan diye bir şey, dım 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 falan diye yürür o. O dım dım diye saydığı şeyler aslında zaman. Yani zamanı tutan basçı, davulcu değil. Bu müzikte enteresan olan şey bu. Ve swing hissiyatının ortaya çıkmasını sağlayan da bu tık dım ve tıs sesini beraber yapan arkadaşlar aslında. Yani onların ortaya çıkan çok hissiyatla o müzik ortaya çıkıyor. Swing döneminin eğlenceli bir dönem olmasından sonra bebop dönemini
geldiğimizde bunlar hep 10 senelik dönemlerdi. Bu da çok enteresan. Şimdi her şey 1 senelik dönemler halinde değişiyor müzikte. Genç arkadaşlarım özellikle öyle takip ediyorlar. YouTube'dan oradan buradan sürekli yeni müzik yazdılar. O dönemde 10 senelik dönemlerde hakikaten çok büyük değişiklikler oluyordu. Hem yani sosyopolitik olarak hem işte coğrafi olarak olan bitenleri falan düşünürseniz. Bebop döneminde de, şimdi çok güzel bir şey söyledi Yaprak. Yani sonunda aslında bu müzisyenler ciddiye alınmak istediği için. Çünkü bir kültür oluştu, düşünün kaç senedir çalıyor adamlar. Yani 30 sene olmuş. En sonunda öyle bir noktaya gelmiş ki adam kaç senedir çalıyorum. Ben bu enstrümanı çalıyorum, böyle bir yere getirdim. Birileri beni dinliyor ama swing döneminden rahatsızlar. Çünkü ciddiye alınmayan bir müzik o. Herkes dans ediyor falan. Adamlar artık kulüplere girmiş. 4 kişi kopuyorlar orada. İstiyor ki yani birileri beni dinlerken böyle illa dans etmesin. Bir otursun şöyle bir ben ne anlatıyorum bir dinlesin. Çünkü isyan var orada, söylenme var. Bir sürü arkasından bir sürü bir şey gelmiş falan. Sonra Charlie Parker şu açıdan çok önemli bir karakter. Bu müzik küçük kulüplere girdiğinde mecburen. Çünkü bu insanlar para kazanmak, yaşamak zorunda. Bir de o dönemin müzisyenleri biliyorsunuz da uyuşturucuyla çok birlikte anılan bir şeydi. Bir dönemdi. Yani uyuşturucu müzisyenin birlikteliği çok konuşulur. Bu da aslında politik bir tavır. Yani bunu biraz araştırırsanız çok net. Amerika okullarına girmeyeyim. Ama şöyle, ya bu insanlar uyuşturucu bedava elde edebiliyorlardı. Aslında çok başarılı olmaya başlamış olan siyahi müzisyenlerin uyuşturucuyla uyuşturuluyor olmasının arkasında biraz politik sebepler de var. O kulüplere kapansınlar, oralarda olsunlar. İşte underground yani bir şekilde aşağıya doğru itilmiş bir kültürden bahsediyoruz. Ama ne oldu? Ters tepti biraz. O isyan daha böyle isyankar bir şey dönüştü. Enstrüman virtüözite arttı. Daha enteresan şöyle bir şey oldu. Charlie Parker'ın Stravinsky'ye hayranlığı bilinir mesela o dönemde. Rusya'dan da kaçmış inanılmaz besteciler var Amerika'ya. Bütün bu felaket olaylar esnasında falan. Gelmiş oraya yerleşmiş ekoller var. Bir kısmı batıda, bir kısmı doğuda. Ve mesela Stravinsky bunlardan birisidir. Duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çok önemli Rus besteci. Ve öyle bir ekolle oraya geliyor ki modal müzik. Arkasında kromatisizm var. Yani inanılmaz bir eğitim bilgisiyle orada. Ve bunlar müzisyen aç ve öğrenmek istiyor. Adam nota okumak istiyor. Nasıl işte orkestrasyon yapılır, bu enstrümanlar nedir? Bunların hepsini öğrenmek istediği için Stravinsky'nin kapısına gidiyor. İşte konuşmak istiyor. Bana öğretir misin? İşte müzik teorisi nasıl bir şey? Müzik teorisini öğrendikleri anda caz müzisyenleri, yani siyahi müzisyenlerle başlıyor özellikle, öğretmeye de başlıyorlar. Ve enstrüman çalma kapasitesi de arttığı için, yani virtüözite de arttığı için süper kompleks bir müzik ortaya çıkmaya başlıyor. Adamlar şimdi, bizde öyle bir şey vardır, müzisyen arkadaşlarım var gördüm. Şöyle bir şey söyleriz, ne öğreniyorsan 12 tondan çalış. En büyük isyan burada başlar öğrencide. 12 tondan mı falan yani her yerden onu öğrenecek. Buradan, oradan, şuradan, buradan, buradan. Günlerce bunu yapacağım sonra ne çalacağım yani vaktim kalacak mı başka bir şey çalmaya falan. Fakat Charlie Parker'ın yaptığı buydu. Küçük bir melodiyi bile, yani çalışma tekniğidir o. 12 tondan çalışmak. Şimdi adam ortaya çıkıp birden bir tip çıkıyor. Düşünün böyle bir de biraz böyle enteresan bir tipmiş gerçekten. İri yürü. Ama ruhu falan çok öyle bird demelerinin sebebi o zaten. Kuş gibi şakıyor falan dedikleri. Yani böyle inanılmaz güçlü kuvvetli bir nefesi var. Tabiri caizse hayvan gibi çalıyor. Biz kendimizi öyle söylüyoruz. Hakikaten öyle. İnanılmaz bir kuvvetli. Fakat 12 tonlar yani bütün teori bilgisiyle orada. Şimdi herkes şunu şöyle oluyor. Swing döneminin müzisyenleri var. Müthiş alet çalan. Şöyle oluyorlar. Ne oluyor ya? Yani bir şey oluyor ama anlamıyorlar. Gerçekten anlamıyorlar. Müzisyenler anlamıyor. Kendi aralarında konuşuyorlar. O kulüp dolmaya başlıyor. Kulüp kültürü oluşmaya başlıyor. Bird her sahneye çıktığında Charlie Parker her taraf dolu. Müzisyenler var orada. Şimdi underground itince müzisyenlerini o birbirlerini öğrenmeye, birbirlerini üretmeye başladılar. Demin hep beraber konuşuyorduk. Bir araya gelmenin her zaman avantajları vardır. Bir araya gelip paylaşmak değil mi? Oradan çünkü bir beyin fırtınası oluşur, bir şeyler oluşur falan. Bu insanlar beraber müzik yapmaya, birbirlerini eğitmeye başlayınca ve 12 tondan çalma meselesi olunca birden müzik teorisi diye bir şey oluşmaya başladı. O zaman bu melodiler artık akılda kalıcı olmak zorunda denen şey ortadan kalktı. Adamlar notu okuyor, yazıyor, bunu çal, çat önlerine geliyor. Big bandler yeniden tekrar bir araya gelmeye başladı. Bu sefer çok daha büyük müzikler çalmak istiyorlar. Çünkü senfoni orkestraları büyük müzikler çalıyor. Onlar da ciddi olmak istiyor. Dolayısıyla
büyük müzikler, açık müzikler, daha açık fikir müzikler derken bebop dönemin arkasından biliyorsunuz dialektik her konuda çok işlenen bir şeydir. Ya bu çok karmaşık oldu galiba filan diye. Yani barok döneminden klasik döneme geçiş gibi bir şey oluyor. Miles Davis ortaya çıkıyor. Şöyle bir albüm yapıyor. Bird of the Pool diye. Arkadaşlar bir pool edelim falan diye böyle bir birden müzik tam tersi bir yere doğru gidiyor. Yani o kompleks halinden çıkıp bir sakin, çok daha modern, bizim hani makamsal müzik diye dinlediğimiz, ya bize çok yakın olan müzik, hep dinlediğimiz aslında böyle bir yerlerde asılı kalan, zamanı çok daha uzun ve büyük kullanan müziklere geçiş başlıyor caz döneminde. Bu sefer ne oluyor? O büyük durumların içinde soloların zamanı artıyor. Yani form üzerinde kalmak ihtiyacı tamamen vazgeçiliyor. Mesela bir solo 15 dakika sürüyor. Şimdi bunu buraya kaydetmek mümkün mü? Değil. Yani şimdi mümkün de o zaman değildi. E ne oluyor adam? Peki o zaman şey görüyoruz. Çok harika şeyler var. Video belgeseller var. Şimdi YouTube'da falan dikkat ederseniz mesela bir Miles Davis yazın. Şöyle sahneler görüyorsunuz. Adamlar albüm kaydediyor. Acayipler yani. Böyle 15 kişi bir şeyin içinde. İşte Coltrane gelmiş. O dönemin en acayip başka müzisyeni Miles Davis. Charles Mingus giriyor kapıdan çıkıyor falan. Aktif sahne gibi. 15 kişi orada albüm kaydediyor ama sigara içiyorlar, yemen falan konuşuyorlar. Her şeyi duyuyorsun yani. Kayıtta var. Kayıtları dinlerken duyuyorsun bunları. Yemen falan, bravo falan. Böyle şeyler var ya. Yani. Hatta Miles solosu da bırakıyor, gidiyor bir tane sigara içiyor orada gazeteciyle sonra geri dönüyor. Evet yani bir de hani şeyler, ressamlar falan da böyle aktif bir sahne gibi orası ama kayıtlar yapılıyor. Şimdi birden sosyalleşti bu insanlar. Yani ezip yüzmeye çalışırken bunları tam tersi. Daha kuvvetlendiler, ortaya çıktılar falan. Cool döneminde aslında bir tane müzik dinlemek ister misiniz? Haydi dinleyelim. Bir tane Charlie Parker Coco hazırladık burada. Aa hadi ya süper. Tamam. Haydi. Arkadaşlar. Her şeyin ne kadar hızlı olduğuna dikkat edin. Thank you.
Başlangıcı, modern dönemin başlangıcı biraz daha sakin her şey, daha net duyuluyor falan değil mi? Ve 49 yani aslında çok ilerisi bir zaman değil mi? 50'ye, yani nerede 50'ye bir var yani. Birazdan her şey daha da sakinleşecek. Zaten sonra şöyle bir şey oluyor. Sonra şöyle bir şey oluyor hatta. Miles Davis bir gün bir parçayla geliyor. Diyor ki bunu çalacağız. So What ismi de. Ve iki tane akor var sadece parçada, yani armonik yapısı inanılmaz basit. Melodik, bas çalıyor melodik falan. Bunlar sadece bir şey çalıyor. Bek, falan diye. Hatta onu belki bulabilirsiniz. So What diye bayağı enteresan olabilir yani gelmiş olduğu nokta. Çünkü bizim şimdi dinlediğimiz bir sürü müziğin böyle aslında uzaktan atası, modern müzik diye pop dünyasına sızan, işte rock dünyasına sızan müziklerin bütün çok cesaret veren bir tavır aslında o. Birazcık dinleyebiliriz. Az önce so Wait. Evet, bahsettik. Biz bulduk YouTube'da. Hatta bunu şey derler. Nasıl böyle her şey tam işte Birth of the Cool falan derken her şey böyle yemiş falan oluyor. Modern müzik dönemi başlıyor sonra. Ondan sonra gerçekten caz dünyası çağlıyor arkadaşlar. Yani Wayne Shorter Quartet, Wayne Shorter Quintet, Miles Davis Quartet, Quintet, bu insanlar birbiriyle çalışıyor. John Coltrane ortaya çıkıyor. Artık bundan sonra gerçekten yıldızlar var. Yani inanılmaz müzikler yazan ve son derece yeni müziğe hakimler. O dönemin bestecileriyle, çağdaş besteciyle ortak çalışmalar yapıyorlar, kütüphaneleri araştırıyorlar, kütüphanelerde çalışmalar yapıyorlar, sürekli çalışıyorlar, hep akıllarında müzik var. Aranjmanlar yapıyorlar, başka insanlarla çalışıyorlar, hayatları yine zor, para kazanamıyorlar vesaire ama orijinal müzik üretmeye, sürekli kendi müziklerini üreten bir takım yıldız müzisyenler görmeye başlıyoruz. Ve üst üste inanılmaz albümler yapıyorlar, bütün parçalar hit oluyor. Yani insanlar bir daha caz müziğini dinleme müziği olarak algılamaya, kulüplere gidip kulüplerde dinlemeye, o yıldızları takip etmeye başlıyor. Yıldızlar turne yapmaya başlıyor Amerika içinde. Hatta Avrupa'ya gitmeye başlıyorlar. Avrupa'ya gidince 60 sonrasında modern müziğin başlamasıyla birlikte Avrupa'ya gittiklerinde orada bir bazı kişiler de artık İkinci Dünya Savaşı da bitmiş falan. Amerika'dan gidip Avrupa'da yaşamaya başlıyor. Dolayısıyla caz kültürünü alıp Eric Dolphy gibi muhteşem bir takım müzik yazan ve aynı zamanda virtüöz müzisyenler Avrupa'da gidip caz müziğini Avrupa'ya transfer etmeye başlayınca orada çok daha yapısallaşmış, yüzyıllardır notaya bağlı ama aslında kökenini yine doğaçlamadan olan o müzik bu müzikten etkilenmeye başlıyor ve bir çeşit Avrupa caz müziği oluşmaya başlıyor. Ben eğitimi Amerika'da aldığım için orada çok yaşamış olduğum bir sorundu. Amerika'daki caz müzisyenleri hala samimiyetle söylüyorum Avrupa'da bir caz kültürü olduğunu kabul etmiyorlar. Ama Avrupa'da bir caz kültürü var ve çok şiddetli bir şekilde ayağını Batı müziği geleneklerine basarak var. Mesela ECM diye bir plak şirketi var. Biliyor musunuz, duydunuz mu bilmiyorum. Prodüktörü son derece meşhur bir isimdi. ECM zaten European Chamber Music olarak anılan bir müziktir. Bildiğiniz o da müziği geleneğinden faydalanan ama içinde hem yazılı hem özgür doğaçlamaya bağlı bir sürü müziğin barındığı bir müzik tarzıdır. Onunla ilgili de örnek getirdim. Bence bir ufak dinleyelim. Yani aradaki fark, hani tabi bundan sonra çok özet geçmek zorunda kaldık hızla yoksa doğru ama aradaki fark mesela şöyle bir şey algılamanızı çok isterdim. Baştan söyleyeyim belki onu dinlemek hoşunuza gelebilir. Genişlik, yani mekan genişliği dinlerken ve daha az
nota kullanımı ve notaların birbiriyle olan ilişkisinin klasik müzikle olan bağlantısını belirleyeceğiz. Bir kültüre dönüştü ve okulları var bunların, Avrupa'da da var. Biz öğrencilerimiz de yoruluyoruz. Orada da gidip nasıl çalınacağını, nasıl ifade edileceğini, tarihsel bilgisini, orkestrasyonu, her şeye nasıl kayıt edileceğini, bu müziğin hangi ortamları, hangi mikrofonların kullanılacağını hepsini öğreniyoruz artık. Yani hepsi tamamen bir kültüre dönüştü. Ama tabii bu çok belirgin insanların takip edilmesi lazım. Yani mesela caz dinlemeye başlamak isteyen, caz dinleyen ama arada kaçırdık bir şey olduğunu düşünen birileri varsa belki Yaprak'la size ufak bir liste yollayabiliriz. Buradan belki ulaşıp buradan alıp o insanları takip edip dinlemeye başlayabilirsiniz ve belki de böylece kaçırmış olduğunuz bir şey olur gözünüzde, kulağınızda. Onu takip edebilirsiniz. Çok hızlı bir sona geldim ama Türkiye'yle de ilgili konuşmak lazım. Daha fazla konuşmamalıyım gibi bir hisse kapılıyor. 5-10 dakika biraz Türkiye'den de bahsedebiliriz aslında. Tamam. İstersen başlayayım. Başla. Şimdi aslında bu son zamanlarda benim tamamen odaklandığım bir konu. Çünkü Türkiye'de caz tarihiyle alakalı bir tez yazıyorum ve o yüzden alan araştırması yapıyorum. Hayatımın çoğunluğunu 90'lık delikanlılarla, onların hikayelerini dinleyerek hepsi inanılmaz yenilmem bir yandan ve arşivlerde geçiriyorum. Aslında Türkiye'de caz müziği 1920'lerde daha başlıyor. Ve 1920'lerde bu caz diye bahsedilen müzik, Türkiye'de caz adı altında alınan müzik, bildiğiniz bu işte brass bandlerin, işte flamenco sazlar çalan müziklerin, yani erken dönem cazı bir benzeri Türkiye'de de. İlk kez hatta bir Osmanlıca gazetede bir kaynağı rastladım. Çok şimdi detayına girmeyeceğim. Ama 1930'larda Türkiye'de caza yaklaşım, mesela iki tane gazetede şöyle haberler. Caz ve kokain. Yani şey, dejenerelik, yani eğlencenin en üst noktası ve ahlaksız bir şey caz müziği 1930'larda bakış. Ve caz dedikleri müzik bütün batı kaynaklı orkestralara caz müziği diyorlar. Bu adamlar ister pop çalsın, ister tango çalsın, ister foxtrot çalsın. 1950'lere kadar Türkiye'de caz band kavramı var. 1950'lerde başında işte artık notanın kurulmasıyla beraber artık Amerikan etkisi gelmeye başlıyor. Amerika'dan subaylar geliyor, Amerika'dan plaklar geliyor ve gerçekten 50'lerde icra edilen işte böyle bebop harmanları, işte cool jazz, aynı zamanda swing orkestraları da Türkiye'de çok önem kazanıyor. Ve 1950'lerde gerçekten zenginleşmeye başlıyor bir yandan. Ve aynı zamanda Türk müziği ve caz füzyonu denemeleri de var tabii ki. Her kültürün böyle bir caza kendi müziklerini harmanlamak ihtiyacı olduğu gibi Türkiye'de de bunlar daha 50'li yıllarda İsmet Sıral'la beraber başlıyor. 70'lerde zaten bu furya ile beraber artık 60'larda daha doğrusu Anadolu pop da doğmaya başlayacak bir anda. Ve günümüze kadar
çok yoğun olarak devam edecek. Çok uzatmadan günümüzde neler şey, oluyor? Belki hani isim bahsederken Emin Fındıkoğlu. Evet, Emin Fındıkoğlu. 3 gün önce beraberdi kendisiyle. Emin Fındıkoğlu 1900 işte 49 doğumlu. 39 mu? 39 çok emekli olamadım şu anda. Ve çok önemli bir müzisyen. Aynı zamanda Türkiye'den Berkeley'e Selen'in de mezun olduğu okul. Dünyanın en önemli caz eğitimleri okullarından biridir. İlk kez giden kişi değil, ilk giden Arif Mardin. Evet. İkinci giden Emin Fındıkoğlu. Ve orada eğitim alıp gelip Türkiye'de bu müziği icra etmeye devam eden biri. İlk kez bir caz festivalini 1985 yılında düzenliyor. Burada BİSAK, İstanbul'da BİSAK diye bir kurumda. Ve yine çok önemli müzisyenler Türkiye'de. İşte İlham Gencer yıllarca yani entertainment müzik yapıyor adam bir yandan ama neydi o İlham Gencer'in bir tane folk parçası vardı. Aynen. Bak bir varmış, bak bir varmış, bir yokmuş. Onun da bestesi aynı zamanda. Bir yandan bir pop müziği yapıyor, bir yandan da hani jazz pianisti yapıyor otellerde orada burada. Yani çok fazla eğlence kültürüyle bir arada akan bir kültür var. Aynı zamanda bu mesela Taksim Gazinosu diye anlattıkları efsane bir yer vardı. Şimdi Taksim Meydanı'nda Ceylan Intercontinental Oteli'nin olduğu yerde Taksim Gazinosu diye bir mekan var ve bu yerde 3 tane farklı salondan oluşuyor. Bir büyük salonda kocaman işte doktorlar bulursu, avukatlar bulursu gibi etkinlikler oluyor. Bir tane daha salon var. Burada ise caz müzisyenleri dönemin popüler şarkılarını çalıyorlar. İşte ondan sonra mesela atıyorum bir hafif müzik şarkıcısı işte yani Türk sanat müziği şarkıcısı sahneye çıkıyor bir yandan. Yani bu kültürlerin hepsi bir arada devam ediyor 1950'lerde. Tabii ki TRT her zaman çok önemli bir kurum. TRT'de ta işte 1940'ların sonlarından itibaren canlı olarak başlıyor caz müziği. Yani çok bilinmese de Türkiye'de de aslında oldukça geçmişe dayanan bir gelenekten bahsedebiliriz aslında. Gerçi maalesef eklemeden edemeyeceğim bir yani caz orkestrası geleneği TRT'den geliyor. Tabii şu an TRT caz orkestrasını kapatmaya çalışıyor. Çok az zaman var, kadrolaştırmıyorlar falan mesela. Onlar da bir sorun yaşıyorlar tabii ki. Ama yani Türkiye'de enteresan bir şekilde yine hatta bu şeye konu oldu. Herald Tribune'dan ve New York Times'dan gelip konuştular bizle. Türkiye'de caz müziğinin yükselişi falan gibi böyle bir inanmazsınız. Böyle bir şey gerçekten var. Sanırım şundan oldu. Bir dönem işte benim öncülerim, onların öncüleri yani üç kuşak bu Berklee College of Music veya işte başka Amerikan okullarına gidebilme şansı buldu bir şekilde. Ve oralarda almış olduğunuz eğitime gidip burada Bilgi Üniversitesi'nin müzik bölümünde verebilme şansınız oldu. Ben 98'den beri orada eğitim veriyordum. Yani Bilgi Müziği caz kaynaklı eğitim, daha çok caz kaynaklı eğitimlerdi. Dönemde de eğitmenlik yapıyordum. Şimdi o kadar çok müzisyen yetişince yani bir sürü müzisyen yetişti. Çok çok iyi müzisyenler. Hepsi her yerde çalıyorlar. Ben de hepsiyle çalıyorum. Hepsi arkadaşım oldu. Harika insanlar. Hepsi genç. Kendi müziklerini yazıyorlar. Kendi plak şirketleri kurdular. Kendi şirketlerini kurdular. Kendi eğitim merkezlerini kurdular. Ve küçük kulüplerde bile olsa gerilla usulü gidip bazı mekanları mekana çeviriyorlar. Yani küçücük mekanlara gidip biz burada çalmaya başladık falan derken caz müzisyenler oraya gidiyor. Aynen New York'taki falan gelenekler gibi. Orada çalmaya başlıyoruz. Orası mekan oluyor. Böyle mekanlar var İstanbul'da çok sevdiğim. Birçok, yani aşağı yukarı hepsi albüm yaptı şimdiye kadar. Yani yetiştirmiş olduğum onlardan. Birçoğu ve gerçekten üst düzey müzisyenlerle çalışıyorlar bütün dünyada. Dolayısıyla şöyle bir şey oluyor. Yani böyle eğitici insan pozisyonuyla bağlayacağım ama mesela işte Ferit Odman, Ozan Musluoğlu, Elif Çağlar, Muslu falan gibi insanlar yani hakikaten çok çok bir de Özçelik, Sibel Gürsoy falan hepsi yani çok iyi şarkıcılar ve kendi müziklerini yazan şarkıcılar da var. Şöyle bir şey söylemek lazım. Yani bir yerden başlandığı zaman biz de böyle bir kur değil, bir sürü değil, bir kuruya taş atıyoruz ama hadi bakalım falan diye başladığımız bir şeydi. Gerçekten sonuç alınıyor. Yani orada sabırlı davranmak lazımdı. Maalesef Bilgi Üniversitesi çok sabırlı davranamadı o konuda ama yani yetişmiş insanlara bakınca, şimdi düşünün bu kadar çok adam bir yerde çalmak zorunda ve bir şeyler başarmak istiyorlar. Dolayısıyla birlikte de davranıyorlar. Demek ki aslında yani bir şekilde vazgeçmek, bir yerden başlamak lazım. Ben duydum burada iki tane davul olan bir oda varmış. Aşağıda mesela davul çalmak isteyen, müzik çalışmak isteyen arkadaşlarım için ne kadar harika bir şey. Böyle yerler biz bulamıyorduk zamanında. O yüzden yani Türk caz müziğinde gerçekten çok ciddi bir ilerleme var. Kendi başlarına plak şirketi kurmuş arkadaşlarım da.
aynı zamanda mesela yine bizden Edis Hafızoğlu, caz dergisi, yani drum bass dergisi, gitar dergisi gibi dergiler de yayınlıyorlar. Yani her türlü şeye hizmet etmeye çalışıyorlar bir şekilde. En azından şu anda İstanbul'da aktif 30-40 tane müzisyen var. Sırf aynı kurumdan yetişmiş ama aynı zamanda başka insanlar da yetiştiren. O yüzden de evet çok enteresan bir şey olmaya başladı. Bu insanlar Türkçe kendi müziklerini söylemeye başladılar. Dolayısıyla albümler de birden şenlendi, renklendi falan. İlla ki işte Türk musikisi örnekleri içinde olsun diye uğraşmıyorlar. Ama öyle onu kendiliğinden bir sentezle yapmaya başladılar zaten. O da çok enteresan. Ve 10 sene sonra başka türlü konuşacağız haklarında tahminen. Başka türlü bir bakış açısıyla bakmamız gerekecek bilgiler toplanınca. Ama şu anda gittikçe ilerleyen bir görüntü var gerçekten. Benim hocam da Aydın Esen'di. İlk hocam beni baştan çıkaran, bazen çok küfreniyor kendisine ama. Anadolu albümü getirmiştim ama fırsatımız olmayacak herhalde. İsterseniz biraz... Ama soru sordum. Dinleyelim birazcık. Bir dakika dinlenmez mi? Dinlenir. Aydın Esen'e de böyle bir şey yapmış oldum. Bir yana yani yurt dışındaki bir sürü müzisyen arkadaşım da Türkiye'ye gelip çalmak istiyor. Doğru. Yani sen de. Ben çok gözlemliyorum. Evet. Ama Türkiye'de bu akşam işte Nargis'te var, altta bu var. Yani bir akşam dışarı çıktığınız zaman bir gecede en az 3-4 caz konseri bulabilirsiniz. Evet. O yüzden yurt dışında Amerikalı, Avrupalı caz müzisyenleri de yani hem buranın kültürel zenginliğinden hem iş olanaklarından dolayı çok çekici buluyorlar Türkiye'yi. Aydın Esen de benim Türkiye'de yani Türk caz müzisyenleri içerisinde bir numaram olabilir herhalde. Evet, çok özel bir hayatım. Ama yani tabii dünya çapında da bir müzisyen. Mesela Çık Kore'ye soruyorlar, en sevdiğin piyanist kim diye. Var bir adam ama tanımazsınız, bir Türk bir adam var diyor. Aydın Esen'i söylüyor. Kolombiya'dan çıkmış galiba. Baya eski bir albüm izliyoruz bu arada. 80'lerden önce. 92. Zamanda toplu derdim her şey olmuş. Anadolu albümü ismini çekerse. Dönemin en iyi müzisyenleri çıkmış. Amerika'da galiba. Çalmaya burada devam etsin. İsteyen kısım müzik dinlesin. 5 dakika sonra buradayız. Thank you.
panelin ikinci kısmına başlayabiliriz. Soracağım. Şimdi sorularınızı alalım isterseniz. Ben Selen Hocam'a sormak istiyorum da, Feyyam'ın. Bu atonel olarak isimlendirilen müzikle cazı nasıl ilişkilendirebiliriz? Var mı böyle bir bağlantısı ya da? Önce şöyle diyeyim. Caz müziğinde bizim available tensions diye anlattığımız, yani aslında armoniye ait olmayan, dışarıdan ödünç alınabilen seslerle uyumlu olan seslerin bir araya getirilmesi durumu söz konusu. Yani aslında kendiliğinden kendi armonisini, kendi doğasını oluşturmuş bir müzik bu. Daha çok homofonik dediğimiz, yani böyle anında bir sürü bir sesin aynı anda tınladığı bir düzende kurulmuş bir sistem. Dolayısıyla daha kompleks bir duyum, daha fazla enerji harcamak, belki konsantre olmak gerektiren dinleme sistemi geliştirmek gerekiyor. Çalarken de çok ciddi bir teori bilgisi öğrenmemiz gerekti bizim. Yani çok bayağı, gerçekten çok ağır bir teorisi vardır. Ama bu şöyle diyeyim, yani olmuş olduğu döneme bakarsanız atonel müziğin zaten başlamakta olduğu bir dönem ve sonra da 12 ton müziğinin düzenlendiği döneme denk geliyor zaten caz müziğinin başlama dönemi. Yani kulaklar aslında başka tür bir müziğe alışık. Yani bazı aralıkların mesela bizim şimdi çok rahatlıkla kullanabildiğimiz iki sesin aralık demek, iki sesin bir araya geldiği zaman oluşturmuş olduğu armoni aslında. İki sesin herhangi bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşmuş olduğu farkı. Dolayısıyla şimdiki dönemde ne kadar güzel filan diye dinlediğimiz ses aralıklarının 17. yüzyılda şeytan bu, yapalım bunu falan diye bir şeye kadar götürtebilecek durumda triton aralığı falan derler. O yüzden triton aralığı, şeytan aralığı diyorlar. Yani öyle bir şey ki kulaklar buna açık, endüstriyel devrim olmuş. Dolayısıyla bir takım gürültüler müziğin içine girmeye başlamış. Bu enstrümanlar yeni, saksafon falan, bas klarnet, son derece klarnet, yeni enstrümanlar. Dolayısıyla öyle bir şey ki aslında kulakta olmayan, şimdi o döneme kadar olmayan bazı seslerin bütün müzikal stillerin içine girmiş olduğunu görüyoruz. Öncesinde şu madiner var, kromatizm falan, bütün bunlar varmış yani. Dolayısıyla bu adamlar da atonel müziğe yani hiç farkında olmasalar da çok yakınlar. Çünkü yapmış oldukları düzen şu, çok bilindik bir armonik yapı üzerine hiç beklenmedik bir ses yerleştiriyorlar. İşte bizim işte superimpose dediğimiz bir şey aslında zorla o notayı oraya koyuyorlar ve hiç beklenmedik bir zaman dediğimde güçlü zaman diye bizim anlattığımız. Yani müzikte zaman çok önemli bir şey tabii ki aslında nasıl kontrol edildi. Öyle bir yere yerleştiriyorlar, yapıştırıyorlar ki onu. Olabilirsin ya yani böyle içim rahatlasın, güzel bir müzik dinleyeyim diye dinleyebileceğim bir müzik olmayabilir ama olabilir. Yani bu kontrol hep bizim elimizde. Dolayısıyla atonel müziğe çok yakın duruyorlar. Ama bir yandan işte mesela bu 60'lar döneminde modal müzik devreye girdiğinde tam tersi bir şey var. Yani süper makamsal ve acayip rahatlatıcı bir ifade var orada. Mesela işte bizim Phrygian diye anlattığımız, Phrygian diye bildiğimiz bir modu 15 dakika boyunca hep beraber çalabiliyorlar. O zaman bir insanın atonel bir şey duyma ihtimali biraz devreden çıkıyor. Ama evet yakın duruyorlar. Yani kesinlikle müziğe yakınlar. Kromatik müziğe de yakınlar. Cazdan biraz bahsetmemiz gerekebilir aslında belki. Yani Ornette Coleman, Cecil Taylor'ın aslında 1960'ların başlarında başlayan normalde caz tamamen rhythm section dediğimiz işte double bass ne bileyim piyanonun oluşturduğu bölümü ya da solistlerin rollerinin çok belirgin olduğu bir müzik türü. Ve 60'larda insanlar dönemi politik aydınlanmasıyla beraber aslında cazda da bir özgürleşme başlıyor. Bütün bu işte ritmik kalıplardan, melodik kalıplardan, armonik kalıplardan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Şimdi atonel müzik dediğiniz zaman bizim aklımıza 20. yüzyıl müziğinde bir dönem ve belirli besteciler geliyor doğal olarak. Ama 60'larda yaratılan avantgard caz, özgür caz dediğimiz the new thing, kendilerine deyişleriyle yeni şey yapılan müzikte tamamen aslında atonel bir müzik. Tabii çoğunlukla yani. O yüzden 60'ların ilk yarısında özellikle bu müziğin gerçekten sosyal bir harekete dönüştüğü, aynı zamanda bu işte siyahilerin toplumda yine statülerini çok daha iyiye götürdüğü 1964'teki insan hakları beyannamesi imzalanana kadar da bu politik sesinde bir şekilde özgür caz müziği ifadesi oluyor.
Yani bu aslında şöyle tamamlayabilirim, belki sonuçlandırabilirim. Ha, aynen söylediğinden yola çıkarak. Aslında 60'larda sadece tabii ki modern müzik akımı olmadı. Bir de Charles Mingus'un yaratmış olduğu başka bir gospel müziğin başka türlü bir etkisiyle yaratılmış olan bir okul daha var. Yani böyle birden okullaşmalar var batısında, doğusunda falan Amerika'nın. Aynı zamanda Avrupa'da da başka bir etkiler. Yaprağın dediği gibi özgür caz diyeceğim. Aslında çok enteresan bir etki yarattı. Aynı dönemlerde bütün müziklerde herkes aynı şeyi arıyordu aslında. Herkes aslında şuna saldırıyor, Avrupa'da da böyle bir saldırı var ve cazda değil, yani klasik batı müziğinde, bizim anladığımız anlamda. İşte Stockhausen falan, işte İtalya'da Berio'lar falan, herkesin saldırdığı şey hafıza. Yani bizim müzikte algıladığımız şeyin ve dinlediğimiz şeylerin değişmesi gerektiği. Çünkü hafızamızda nedir? Bir melodi var. Aklımızı tutuyoruz, çok güzel. O bir daha gelince iyice rahatlıyoruz. Böyle bir şey. Bunların saldırı var. Yani çeşitli şekillerde. Ya daha kaotik bir şekilde bir melodik yapı işte zıt 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 falan. Böyle bir şey aklında tutma ihtimalin yok. Ya da çok repetitif ve işte çok uzun. İşte minimalistler falan gibi. Hep aynı şekilde. Yani böyle hep hafızadaki, yani hafızanın nasıl müziği bilgisini topladığı, yani herhangi bir görselliğe dönüştüremeden duyduğun şeyi değiştirme ve yeniden sunma falan gibi. Lineer dinleme meselesi, yani böyle karşılıklı, mesela Beethoven dinlerken oturup dinlemen lazım. Kütle gibi gelir müzik. Burada öyle bir şey yok. Atonal müzikte ona saldırı var. Yani senin bir dinleyici olarak kendini sürekli yapılandırman gerekir duyduğun şey karşısında. Çünkü sürekli anlamaya tekrar orada şekil değiştirmen gerekir. Oturduğun yerden Beethoven gibi dinleyemiyorsun. Dolayısıyla herkesin aradığı şey aynı olduğu için tabii caz müzisyenlerinde de böyle bir dekol var. Atonal müzikten söz açınca benim de aklıma bir şey geldi. Bu Schoenberg ve Berkeley vesaire birlikte çalışmış oldu. Atonal müzikle ilgili bir şeyler yapmış ya da besteleri var. Ben hiç dinlemedim ama anladığım kadarıyla o işlerle uğraşmış. Ama Benjamin'le bir tartışması var işte 30'lu yılların ortasında. Mesela cazı çok hedonist bir müzik olarak buluyor işte. Tabii yapısına da kendisi müzisyen olduğu için ya da müzik eğitimi aldığı için saldırıda bulunuyor. 60'larda atonal müzikle caz arasında bir dengenin olduğunu söylediniz galiba. Hı hı. Ben bunu bilmiyorum tabii. Yani mesela bu kadar birbirleriyle düşebilecek bir şeyi müziğin içinden gelen birisi, hatta şey diyor, radyo o zaman daha yeni yeni yaygınlaşmaya başlıyor, televizyon yok. Adorno şey diyor, bir tek Beethoven bozamaz radyo. Çünkü diğerleri kayıt altına alındığında, radyoda dinlendiğinde belki şey yapılabilir ama Beethoven eğer kayıt altına alınırsa bozulmaz yine de. Çünkü olağanüstü bir önem hak ediyor vesaire falan. Bu şey hafızayla da bağlantılandırarak Adorno'nun bu cazla ilk tanışmasında ona verdiği etiketler ve atonal müzikleri doğrudan içinden gelen birisi olarak bu yalpalamayı nasıl yaşamış olabilir ya da felsefi olarak düşünecek olursak hafızanın tekrar üzerinden kurulması aslında mimeysiz. Dolayısıyla bu önemli bir şey, öğrenmemizi sağlayan bir şey. Ama bu çok primitif düzeyde bir şeydir, öğrenme açısından öykünme. Daha fazlası gerekir aslında çağdaş hayat açısından ya modern hayat açısından. Adorno niye böyle bir yalpalama işine girmiş? Adorno meselesi bizde büyük şey. Bu çok önemli bir konu tabii bizim. Benim özellikle eğitim verdiğim bölümde. Çünkü şöyle bir şey. Şimdi Adorno, yani gelenekselci demek istemiyorum gerçekten ama estetik anlayışındaki değişikliğin kırılması bir 30 senelik bir dönem aldı. Yani 30'lardan 60'lara kadar geçen dönem dünya savaşları da işin içinde aslında. Belki biraz bu hafıza kaybına uğramak istemeleri de insanların. Yani dünya savaşını unutmak istemek, eskiden yaşamış olduklarımız bak bize ne getirdi, eski öğretilerimiz bak bize ne getirdi, bütün bunların karşılığında başka bir şey sunmamız gerekir bizim artık gibi bir tavırdan ortaya çıktığı da biraz söylenir. Ama buradaki bir kere radyonun yeni olması çok önemli. Biz bu konuyu aslında atladık. Önemli bir konu radyo yayıncılığı. Son müziğin ve kayıt teknolojilerinin devreye girmesini söyledik ama bunun yayınlanmasını tabii söylemeyi unuttuk. Aslında bunu öngörememiş olduğunu da düşünüyorum. Yani onun nasıl bir etki yaratacağını. Bir de estetik anlayışı şöyle bir şey. Klasik dönem
ve bestecileri biliyorsunuz aslında klasik, yani eski dönem bestecisi değil, aslında klasikleşmek için çok belirli olarak bir form üzerinde çalışırlar. Bunun ismi de sonata allegro formudur. Ve bir mimar gibi çok spesifik bir şey, yapı taşları vardır ve bu yapı taşları üzerinden bütün dili anlatırlar. Yani Beethoven'ın getirmiş olduğu yenilikler yine de bu sanatı allegro formun üzerinde yaparak yapmış olduğu yenilikler. Forma dokunması. Forma dokunmaması şu demek, yani ben kabul ediyorum, bu dünyada dinlenebilecek en mükemmel müzik formu budur ve buna müdahale edersem ben yeni bir şey katmış olacağım ve bu, yani bu bir çeşit bir korku, kalıcı olmama korkusu ve anlıyorlar ki çok bilimsel bir şeydir sonata allegro formunun çalışması, çünkü iki tane teması vardır birbirinden farklı, bu temaların bir kesinliği vardır, o temalar gelir. Sonra artık onlar gelişir. Gelişme bölümü çok önemli bir şey olduğu için hepimizin hayat, yani yaşamsal bir şey olduğu için. Ve sonra geri döner. Buradaki geri dönmeye saldırı var aslında. Özellikle atonal müzikte. Çünkü yaşam geri dönebilen bir şey değil. Yani belki de öyle ama biz o kadar göremiyoruz. Yani buradaki felsefi düşünce aslında buradan geliyor. Yani temanın bir daha geri gelmesi mümkün olabilme ihtimali yok. Yani buradaki saldırı buna. Çünkü biz ölüp gideceğiz. Bir daha en başa geri dönüp bir şey düzeltme şansımız ya da bir daha duyma şansımız yok. O yüzden belki sürekli daha fütürist bir şeyle sürekli öngörme, sürekli devam etmek gerekir. Bu buradaki ideolojik altyapı aslında hep buradan geliyor. Bestecilere bakıyorsunuz, işte yeni dönen bestecilerine, hatta işte Kazım yine bir lafı vardır. Keşke tema ve varyasyonlarından vazgeçmeseydik ya, iyiydi falan diye böyle, çünkü o hani varyasyonlar geldiği zaman bize tanıdık bir şey geliyor. Çünkü sanatsal değerini nereden anlayacağız? Yani estetik olup olmadığını nasıl savunacağız? Dolayısıyla böyle bir klasikleşmiş herhangi bir form kullanmaktan da kaçındıklarını görüyoruz bu müzisyenlerin. Yani akılda kalıcı herhangi bir şekilde bir konkret denilir ya, böyle gerçekten elini tutulur bir şey olmasın. Geri dönüşü olmasın, sürekli zamanda ilerlesin. Hatta hala bu sistemle çalışan elektronik müzik bestecileri var. Bunu sanırım estetik anlayışının değişmesiyle ve dünya savaşlarıyla hakikaten çok ilgisi var. Bütün yayınlarla bu müziklerin bize globalizmle de çok ilgisi var. Ve dünya müziğinin müziklerin içine sızması. Mesela caz müziği dünya müziğiyle de çok flört eder diyorsunuz. Belki Yaprağ'ın da bu konuda söyleyeceği bir şey vardır. İşte geçen gün yemek yiyorduk yani. Mesela şey duyduk, blues çalıyor birisi. Ya sana anlattık ya Yörgül'e. Blues çalıyor birisi ve oud var arkada. Ben duymadım bile, bunu duyan Avusturyalı. Çünkü ben duydum, oud bana çok tanıdık ya, blues da tanıdık. Bana her şey tanıdık ya, yani ben gerçekten sentez bir insan olarak burada yemek yiyorum. Ve bir Antakya lokantasındayız. Ayıp Türk söylemesi şey diye düşünüyorum. Yani bana çok güzel geliyor duyduğum şey zaten. Bir Arapça söylüyor söyleyen. Oud var. Kontrbas var, davul var. Çok güzel bir müzik. Gayet güzel yemek yiyorum yani demiş böyle. Fakat bir Avusturyalı, ya blues çalıyorum, od var falan dedi. Falan oldum ben. Ama çok güzel. Ya dedi böyle mesela. Yani bu bütünlükleri falan tabii ki yaşayabileceğimiz anlayan batı olarak düşünmek isteyebiliyor. Ben de bir şeyler ekleyebilir miyim bu Adorno hususunda? Adorno'nun şimdi caza yaklaşımı üzerine konuşurken o dönemde Adorno'nun eleştirdiği cazın da swing müziği olduğunu akıldan çıkarmamak lazım. Evet. Yani zaten 3-4 dakikalık parçalar zaten sürekli tekrarlardan oluşan, insanların çok uzun doğaçlamalara katlanamadığı, çünkü radyoda dinleyip de o parçayı ezberleyip de dans kulübüne gittiği zaman bildiği parçada dans etmek istediği parçalardan bahsediyoruz. Evet. Adorno mesela bir caz müzisyeninin doğaçlama yaparak yaratıcılığının doruklarında olmadığını savunur. Çünkü der ki bu adamlar bütün bu armoniyi öğreniyorlar, oturuyorlar işte hepsini çalışıyorlar 12 sesten. Ondan sonra makine gibi adam doğaçlıyor. Makine yani yaptığı şey pseudo individualization der buna. Sahte bireyselleşme. Yani yaptığı şeyin çok işte bireysel bir şey olduğunu düşünüyor ama aslında edindiği teknik yetenekle ezbere bir şey yapıyor orada. Sürekli aynı şeyin varyasyonunu çalıyor. Yani ne yapıyor, bu sanat mı gibi bir yaklaşımı vardır. Ama işte Adorno'nun eleştirdiği caz dönemin popu olan swing müziğidir. Yani 1960'larda işte tutup Adorno işte Kind of Blue'yu dinlese, atıyorum işte John Coltrane'in A Love Supreme'ini dinlese belki bu açıdan yaklaşmazdı. Ben yine de yaklaşırdı diye düşünüyorum. Bence de yine de yaklaşırdı. Bayağı bir yaklaşırdı. Hatta belki daha çok korkunç bir şey. Evet, bilmiyorum. Yine yaklaşırdı. Evet. O zaman swing'den bebop'a geçişi, diğer sanat dallarında, yani dünya savaşlarının etkisi var dediniz çünkü.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan işte resimdeki sürrealizm veya tiyatrodaki absürt akımına koşut olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani biraz Bebop'taki o daha özgür bir tonlama oldu. Koşut deyince onunla birlikte denilecektir. Denebilir. Müzik aslında biraz geriden gelen bir şey. Yani caz o yüzden bu açıdan çok enteresan. Yani mesela klasik müzik daha ağır bir şekilde arkadan geliyor. Hatta benim kompozisyon hocam bana şey demişti zamanında. Benim eğitimim çağdaş müzik eğitimi aslında. Yani bütün kompozisyon eğitimi bunun üzerine bestecilik eğitimi. Şey demişti İlhan Osman var çok değerli. Ya biz yazıyoruz ama dinleyiciler işte ve özellikle icracılar 100 sene geriden geliyor. Ne bir şey söylemiştim çok doğru. Yani sen çünkü bir şey hayal ederken serbestsin. Hayal edip ifade ederken de serbestsin. Ama onu taklit edecek, ortaya koyacak, başkasına aktaracak adam henüz daha alışık değil. Bilmiyor yani nereden taklit edecek. Dolayısıyla müzik biraz yavaş geldi ama caz müziği enteresan bir şekilde işte bunu yakalayabilen ya da o insanlarla ilişki içinde olan zaten şeyde görüyorsunuz yani kitaplarda da çok vardır falan. Henry Miller'in kitaplarında vardır falan çok görürsün yani caz müzisyenlerin hep bir aradalardır falan. Yani onlar biraz daha o sosyal topluluk bilincinde oldukları için yaptıkları şey de iletişimle çok alakalı olduğu için sanırım daha yakın ilişki kurdular. Ben her soruya bir daha bir senin üstüne konuşuyorum. Bir anda aklıma bir şeyler geliyor. Arkadaşlar şimdi bir de şöyle bir şey var. Mesela swing müziğini jitterbug'larla özdeşleştirirken bebop'u da beat kuşağıyla özdeşleştiriyoruz. Çünkü beat kuşağının müziği bebop. Ve mesela Jack Green kitap işte bir tane kitabında Charlie Parker'dan bahseder. Yoğun Charlie Parker hayranıdır. New York'ta gider Charlie Parker'ın işte Charlie Parker'la onu dinler. Hikayelerinde onun hikayesini anlatır aynı zamanda. Yani o dönemki aslında dönemin haleti ruhiyesi, insanların biraz daha algılarının kapılarını açmaya çalışması bir nevi o edebi akımda da aynı şekilde göz önüne serilebilir. Aynen bir baktı da. Fransa'daki impresyonist dönem gibi aslında Debussy ve Erik Satie'nin kulüplerde sürekli çalıyor olması falan, o şeyler, yazarlar falan hep beraber birlikte geçtikleri dönemler çok şekillenmiş bir müzik o. Ve onun içinde de dünya müziği vardır. Gerçekten. Başka soru. Bir de Gershwin'e biraz değinebilir misiniz? Gershwin'e biraz değinelim. Gershwin aslında Amerikan popüler müziğinin bence mimarlarından bir tanesi olarak anabilirim kendisini. Ve onun yapmış olduğu besteler hala günümüzde en yoğun olarak çalınan, işte insanların dinlemekte olduğu bestelerdir. Ama timpani piyasasının aslında yetiştirdiği ve bu sektörün içinde var olan ve bütün sektörün en başarılı kişilerinden bir tanesi. Caz anlamında Gershwin'le ilgili söyleyebileceğim çok bir şey yok. Senin var mı? Ya çok önemli bir şey. I Got Rhythm parçasının bestecisi olduğu için Rhythm Changes diye bir formun doğmasına sebep olmuş bir insandır. I Got Rhythm böyle şey işte I Got Rhythm belki bilirsin. Bu kadarcık melodisi yani. O son derece akıda kalan bir şey olduğu için. Ve bunu tekrar eder sonra. Diye bir bass'e var. Sonra. Aynen geri döner. Yani A-A-B-A formu diye bir şey var. A-A-B-A formu tematik yani. Bir A'nın beyninde bridge diye yani köprü gibi çalıştı. Tekrar A'ya geri dönüldü. Bunun yaratıcısı olması açısından da hatta bu bilgi çok bilinmez, çok komiktir. Rhythm Changes şöyle bir form. Yani bu parça, I Got Rhythm parçasını biliyor musun falan diye müzisyenler birbirine söyler, biliyorum tamam onun gibi bir şey çalalım ama işte bilmem ne tonunda falan dedikleri bir şeydir. Çok akılda kalıcı bir melodi olduğu için herkes tarafından bilinir, her ortamda çalınır falan, böylece popüler olarak uyanıkça bir şey yani. Form da ve chord changes dedikleri yani akorların düzeni de çok tipik bir yani pop müziğinin gerçekten babası gibi bir şey. Çok standart bir tonal müzik düzenindedir, onu da herkes çok kolay taklit eder. Bir de sonradan bu kendi başına bir forma dönüştü, rhythm changes diye. Yani aynı akorların üzerine başka melodiler yazarak yüzlerce beste yaptı insanlar. Yani aynı form, düşünün, aynı akorlar ama melodiler farklı ve benim bestem diyorsun sen mesela. Ve bu bir gelenek oldu. Mesela All the Things You Are parçasının üzerine beste yapmış bilmem kim falan değil mi? Yani böyle bir şey de aynı zamanda sebebi olmuş bir şeydir. Yani önemlidir o açıdan. Ama yani
Broadway müzikallerini Hollywood'a taşıması açısından da çok önemli bir destek olmuş olabilir. Popçu. Popçu. Küçük küçük konuştuk. Arka zayıf olduk. Yok canım, çok önemli bir şey. Bir cazcının gözünden görüşünü hiç dinlememiştim. Ben severim aslında çalma, çok sevdiğim birkaç parçası var. Çok standart çalma ama çok sevdiğim birkaç parçası var. Yani biraz belki erken gelmiş olabiliriz de o konuya. Şey yani dinleyici açısından da değerlendirilir ama icraci açısından da değerlendirilir bir konu. Caz müziğin Türkiye'deki hani durumu hakkında çok böyle hani şöyle midir böyle midir diye tartışmak bence çok mantıklı olmaz. Yani belli ki belli bir sınıf tarafından dinleniyor. Yani ülkenin her yerine ulaşabilen bir şey değil. Doğru. Ama dünyada böyle mi bilmiyorum. Ben hiç gitmedim, görmedim. Dünyada da böyle mi? Yani hakikaten belli bir sınıf mı dinliyor bu müziği? Ama dinleyici açısından konuşuyorum. İcracı açısından tartışmak çok daha farklı bir şey. Evet. Hani isterseniz onu da belki konuşabiliriz ama ben dinleyici açısından belki Yaprak Hanım. Vaktin var mı? 3 gün falan değil. Yani benim şöyle bir tespitim var. Dünyada yani Avrupa'da yani gittiğim gördüğüm herhangi bir ülkede Türkiye cazın klasik müzikten daha üst statüde olduğu belki Türkiye tek yer. Mesela gidin işte İstanbul Müzik Festivali bilet fiyatlarına bakın, İstanbul Caz Festivali bilet fiyatlarına bakın. Ya da şurada alın elinize bir mikrofon, sokakta hani herkese sorabilirsiniz hani caz mı hani klasik müzik mi, caz çok etkileşim falan diye bir şey duyarsınız yani. Türkiye'de bunu yüklenen anlamlar evet biraz daha bu yönde. Ama şöyle bakınca New York'a gittiğiniz zaman da hani caz artık eskisi gibi sokakların müziği değil, artık caz orada Afro-Amerikan sanat müziği olarak kabul ediliyor. Yani dünyanın birçok yerinde benzer bir durumda ama Türkiye'de ekstra bir durum var hakikaten. Yani kırmaya çalışıyoruz bunları biz işte küçük gruplarda falan çalarak ama yani biraz yine de böyle bir durum var tabii yani gidip viski 30 liraya bir bardak içtiğin falan yerler olunca hani sinir. Hayır yani tabii çok başka bir tartışma konusu olabilir ama şu anlamda da yani artık MP3 çağı falan artık hani böyle internet evet. Çağı ama hani gettolarda da çok Türkiye'de dinlenen bir müzik olduğunu tahmin etmiyorum. Ya bu aslında gelenekle alakalı bir şey. Neyi duyduysanız onu kulağınız alışır ve bir şekilde bir emek sarf etmezseniz onu öğrenmek için çok da ilerlemez. Hayır yani mesela yurt dışında da mı böyle? Ya ben bir sazı alayım mı? Çünkü çok tabii, tabii. Yapan bir müzisyen olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Hani dünyanın Pakistan dahil birçok ülkesinde çalmış birisiyim ben. Ama şöyle bir şey görüyorum. Özellikle batı yani Avrupa batısında diyeyim. müthiş iyi müzisyenler var. Yani şöyle ama yani ülkenin %30'u falan zaten çok iyi müzisyen olan ülkeler var. Mesela İsveç, Danimarka falan gibi yerler. Ve burada insanlar birbirlerini dövüyor çalmak için. Gerçekten ben çalacağım. Müthiş bir şey var. Yani ve yani tabii ki dinleyici biraz şımarık. Yani bizdeki durumdan biraz farklı. Yani adam kulübe gittiği zaman zaten iyi müzik dinlemek istiyor. Dolayısıyla menajerler var falan. Bambaşka bir sistem çalışıyor. Yani bu hani Nordik'in konuştuğumuz mesela o taraflarda durum bu. İtalya, İspanya falan gibi merkezlerde aşağı yukarı bizimki çok benzer bir durum var. 2-3 grup var bütün iyi şehirlerde. Onlar da yine bu sefer müzisyenler gibi duruyor orada çalabilmek için. Ama öyle yani dinleyici ilgisiz. Yani yine gençler gelmiyor. İşte jam session'lar yapılıyor gelmiyor. İşte adam çalmaya da gelmiyor falan. Yani bu biraz global bir sorun bence. Türkiye'ye has bir sorun değil. Amerika'da da birçok kulüp kapanıyor şu anda. Nedeni sadece MP3 değil, şu an nedeni biraz da live streaming konserler. Çünkü adam evinde oturup New York'taki Smalls Club'daki konseri şu an buradan izleyebiliyor. 7 saat farkı gözetirse ve yine müzisyenler böyle bu konuya o yüzden de 3 günün var mı falan diye icracı konusu olur. Çok kayalıyor. Yine bir telif sorunu oluyor tabii müzisyeni çünkü yani Avrupa'dan, Amerika'dan bilmem nereye yolladığın zaman bu şekilde görüntüsünü ve müziğini adam caz orada 50 dolara çalıyor ama bütün dünya izliyor falan gibi bir şey oluyor. Yani burada biraz şey oldu, o kulüp gelenekleri ortadan kalkmışken ben Türkiye için tam tersi bir şey düşünmeye başladım. Mesela kafam bir tane 60 metrekare falan bunları güzel örnekler. Her gece canlı müzik var. Öyle ve orijinal yani düşünüyorum. Az bir ücretle caz dinleyebileceğiniz mekanlar var. Ama neden bu belli bir sosyoekonomik sınıfa mal ediliyor bu müzik türü aslında? Bir de şöyle bir şey var. Evet. Yani oraya giden adam da hani tutup daha böyle entelektüel anlamda kendini geliştirmeye açık, yeni müzikler duymaya kulağı açık. Yani ezberlediği şeyi duymayı beklemeyen. Hani adam o akşam bir doğaçlama bir şey çalacak. Atonel bir şey çalacaklar. Ona kalbini
kulağını, kafasını açan bir kitle. Bence herhalde çok da değiştirmiyor bunu küçük kulüplerin de açılması. Yok yok, dünyada bir sorun var böyle bu konuda şu anda. Yani onu görüyoruz. Yani New York'ta da var. Yani çalıyorsun, 10 kişi geliyor kulübe. Ondan sonra işte başka bir yer çalıyorsun, 15 kişi geliyor. Kar yağdı çıkmadım, yağmur yağdı çıkmadım. Yani bu genel bir şey ve yani insanlar eskisi kadar, yani klasik müzik konser yapıyor şu anda. Yani burada sadece şey gibi, hani neden elit bir kitle tarafından ilgi gösteriliyor? Kısmı galiba şey, öyle bir pazarlama sistemi vardı. Geçmişte de, dünya üzerinde de öyle. Mesela şimdi farklı bir şey yok, git Bloom'da, müzik nevi ya da Iridium'a, New York'ta. Ön sıralarda İtalyan Amerikalılar oturur. Kahkahalarla gülerek pizza yer, şakır şukur şey sesi duyarsın. John Abercrombie orada çalmaya çalışıyor. Bunlar oluyor. Gerçekten bizim gibi insanlar arkada ayakta duruyor. Biz de hani mesela çünkü 15 dolar verip de girebilmişiz falan. Yani bu şey onların önünde böyle vay Carlos falan böyle acayip şeyler. Yani onlar çok rahat yani oradaki o yani müzisyenin ben hep şey diyorum, müziklerin bu jongler olduğu dönemler vardı müzik tarihinde. Pek bir şey değişmedi o dönemden bu zamana diye. Hala arka kapıdan, mutfak kapısından giriyoruz biz mekanlara diye. Yani şey, bu yani biraz parayı veren düdüğü çalar durumu var. Yani o kulüplerde de öyle zaten bunlar. Yani böyle bir pazarlama sistemi oldu caz müziğinde. Yani ben gerçekten çok bunu şey çok güzel anlatıyor. Murat Beşer. Belki bir gün buraya çağırmak ve anlattırmak istersiniz. Harika bir şekilde anlatıyor. Yani müthiş bir tarihsel bilgiyle geliyor. Ben bir şey söyleyemedim yani gerçekten. Hani belki o soruyu yeniden ona sorarsınız çok harika. Yani Türkiye'de şöyle bir tarafı var. Türkiye'de bu müziğin başlangıcıyla ve işte icra edilmesiyle ilgili yaptığım alan araştırmasında gözlemlediğim şey hepsi Robert Koleji'nden işte ne bileyim işte Saint Benoît'dan sürekli Amerikan ya da Fransız okullarında okumuş. Dinleyenler mi çalanlar mı? Çalanlar. Çalanlar çünkü neden? Bu ailelerin hani maddi imkanları var. Çocuklarına bu enstrümanları alabiliyorlar. Bunların eğitimini aldırabiliyorlar ve aynı zamanda evde yurt dışından gelen plaklar var. Yani herkes bana 1930'larda deli gibi plakları olan bir adamın evine gidip hep beraber o plakları dinlediklerinden ve caz müziği ilgisine bu şekilde başladığından. Ve bu genellikle Nişantaşı ve Bostancı, Caddebostan bölgesinde oluyor. Ve aynı zamanda Modak. Türkiye'de 3 tane nokta var. Ve hep bunlar üst ekonomik sınıflara mensup ailelerin çocukları ve bu gelenek aslında 1960'larda birazcık daha halka iniyor. Dedim ya bu yazılmasını çalıyorlar ondan sonra tamamen işte bileyim, Türk sanat müziği şarkıcısı, Astoris çıkıyor sahneye caz müziği çaldıktan sonra. Ama 80'lerden sonra yine aslında çeşitli kulüp sahiplerinin bir şekilde bu kültürü elitleştirmesiyle beraber daha bir kapitalist bakışla beraber aslında daha da elitleşmeye doğru yönelim var. Yani 1960'lardaki kırılma 80'lerde devam etmiyor ondan sonra. Evet. Yani bu şey böyle Q bar zamanı falan. Q barlar, İstanbul Jazz Center'lar onların devamı. Yani hani ne diyor adam? Buraya bilmem ne işte diyor niye dışarıda öğrenci gelemez? Buraya çulsuz adam gelmesin diyor bir kulüp sahibi. Gerçekten böyle bir cümle kuruyor. Buraya işte kravatını takmış, işte bilmem ne masada 50 TL harcayabilecek adam gelsin. Tabii, müzisyenin de üstüne başına çekip adam vermeden gelmiyor falan. Gel. İşte kulüp sahipleri, mekan sahipleri böyle yaklaşınca... Ben yine de çalan konusunda dinleyiciyle çalan açısından bakıldığında bir farklılık olduğunu düşünüyorum ama vakit kalırsa belki tekrar sorarım bunu çünkü çok böyle vaktinizi almadım. Başka soru soracak arkadaşlar vardı. Evet, başka soru var mı arkadaşlar? Ben bir şey sormak istiyorum. Bunu okulda öğretmenimizle karşılıklı bir ders esnasında konuşurken almıştım bu soruyu. Hani biz düşünüyoruz ama olayın daha çok başındayız. Müzikoloji öğrencisiyim ben de. Aynı soruyu direkt size yönlendirmek istiyorum. Serdar Ortaç'ın yaptığı müzikte de, Aydın Esen'in yaptığı müzikte de aynı makam ya da aynı akor üzerinden giden bir müzik var. Biz niye Serdar Ortaç'a gülerken Aydın Esen'i dinleyebiliyoruz? Çünkü Serdar Ortaç toplamda zaten 7 tane not olduğunu söylüyor. Gerçekten hiç alakası olan bir şey. Yani böyle bir 5 tanesini falan unutmuş yani. Böyle bir problem de var orada. Serdar Ortaç başarılı bulmadığımdan değil. Serdar Ortaç muhteşem bir reklamcı bence. Yani kesinlikle. Böyle bir slogan bulabilen, bu melodilerin işte tekrarlarıyla işte sürekli Kürdi durumu parçaları fix. Bütün parçaları Kürdi zaten.
Türklerin de en çok sevdikleri zaten bu işte Kürdi makamı da bizim bütün kol parçalarımızın içinde olduğu Mek makam. Ve yani tamamen tekrara ve çok basit melodilerin tekrarına dayalı bir müzikken aynı sen onu işte modülasyonlarla, işte evin geçkilerle, içine bambaşka makamlardan atıyorum işte dizilerden, işte modalitelerden esinlenmelerle bambaşka yerlere götürerek çok daha seni düşündürebilecek, sana bambaşka ilhamlar kazandırabilecek bir müzik yaparken bir anda onun koskocaman yaptığın içinde minicik bir parçayı sürekli tekrar ettiğini düşün. Yani ben böyle düşünüyorum. Bir duygu aktarımı farkı da var orada tabii. Yani hani amaç nedir? Biz bazen şey diye düşünüyoruz. Öğrencilerimle konuşurken, fonksiyonel müzikle ilgili konuşurken fonksiyonel mi değil mi kısmını daha çok mesela konuşmamız gerektiği müziklerde aslında hangi amaca hizmet ediyor diye bakmak lazım. Yani, hedef kitle nedir? Yani Serdar Ortaç herhalde Aydın Esen'in dinleyicisini zaten hayatında istemiyor. Öyle bir şey amaç uğruna bir müzik yapmıyor. Dolayısıyla bunların doneleri var. Çok spesifik bir şeydir. Mesela pop şarkılarında pop diye bir şey vardır. Yani çengel aslında akılda kalıcı bir şey olması gerekir. Çok bilinir. Ona göre herkes çalışır. Bu olmadı, bu olmadı. Yani bayağı reklamcı çalışılan materyaller. Ya da bir reklam jingle'ı meselesini düşünün. Bize gelir derler ki mesela komik olsun, ho 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 diye gülerin başında o zaman fagot çalsın ve bıp 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 yapsın falan. Yani o kadar bilirsin ki aslında hangi materyali kullanacaksın bu müziğin içinde. Aydın'ın böyle bir kaygısı olduğunu düşünmüyorum. Aydın sadece Kürdi makamı kullanmak istiyorsa gerçekten kullanmak istediği için onu oraya koyuyor. Yani başka birisi Kürdi makamını ondan istiyordur diye koyuyor. Yani bu fonksiyon meselesi çok önemli. Teşekkür ederim. Evet, var mı başka soru? Sen bir soru sor Feri. Evet. Sen sormadan ben derdim. Tamam, pis. Yok, bir soru sorayım. Ben yaprak hanıma şimdi aramızda kolon olduğu için aslında sarıp garip bu tarafa gitmesin. Evet. Kolon yüzünden yani. Şeyde, bu İstanbul Caz... Hocam bir şeyden bahsedeyim. Ben soru sorayım. Tamam. Yani İstanbul Caz Center'ı... Yani tamam, sen... Bir lira fazla var bardaklar. Biz bu arada İstanbul Caz Center'a... Birkaç dinlemeye giderdik de bizi alıp kenara koyarlardı. Evet. Evet. Şey. Tam söylediğim şey. Orada ses çıkarmadan durun. Yani orada dinlerdi. Şakır şukur yemek geldi. Tam evet, tabii. Bağırtırmak. Standart bir sistem diyor. Ben şey sormak istiyorum. Bu hocam demin siz de bir vurgu yaptınız. İşte dünya müziğiyle cazın flörtü. Bu son dönemde çok fazla karşımıza çıkıyor. Yani hatta işte birçok cazcının resmen dünyayı gezip farklı işte teknik müziklerle ilişki içinde böyle yeni formlar demeyeyim de yeni böyle deneysel çalışmalar içinde olduğunu görüyoruz. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi caz tarihinden bahsettik ve süreç içindeki bu sıçramalara vurgu yaptınız. Yani bu sıçramalar artık olmuyor mu? Bir tıkanlığı mı var? Yani cazcılar neden dünya müziği? Yoksa bunu şey olarak mı algılamalısı? Bu neoliberalizmin bize dayattığı bu işte yereli yeniden sevelim. Bence tamamıyla şey, aslında o da var bence, bu da doğru. Yani bu da doğru. Ama esas gerçekten meraktan oluyor. Mesela yine düşünelim, perküsyon enstrümanları müziğin içine gireli 60 sene olmamıştır, öyle söyleyeyim. Çünkü sağdan soldan toparlanarak geliyor onlar. İnsanlar bir şekilde daha kolay yaklaşıyor. Globalizm meselesinin herhalde en büyük katkısı dünya müziğinin birbiriyle tanışmasıyla ilgili oldu. Çünkü ben kalkıp buradan Çin'e bir köye gidebiliyorum gerçekten. Ya bu insanların şarkı söyleme stili beni niye bu kadar şey irite ediyor acaba diye merakım. Onu, yani bunu nereden geliyor olabilir, bunu nasıl yenebilirim? Meselesini çözebilecek bir zaman ayırabilirsem zamanlıyorum, oraya kadar gidebiliyorum. Eskiden Çin'e gitmek bu kadar kolay değildi. Şimdi bir uçakla iniyorum. Şimdi gidiyorum, doğru insanları bulabiliyorum internet üzerinden. Ve işte en lokal olarak en doğru insanlar, ya da Hindistan'a gidip o insanlarla beraber sokakta çalabiliyorum. Şimdi ne oluyor? Benim kafamda müzik diye bir şey var. Ama yani bir kısmında da yani bir boşluk var. O insanın mesela oradaki işte ragalar, işte makamlar falan bir şekilde bana çok enteresan geliyor. Ve doğaçlama özlü bir müzik yapıyor olduğunda, onu bu müziğin içine katabilme şansım oluyor.
perküsyon enstrümanları mesela o kadar yeni ki, yani bu konuya yeniden geri döneceğim çünkü perküsyon enstrümanların çoğu adalardan, oralardan, buralardan falan toplanarak geldiği için birçoğu için bir notasyon sistemi yok hala. Biz öğretirken mesela zorluk çekiyoruz. Yeni müzik yazan arkadaşlarımıza falan ya nasıl olsa şöyle bir şey deneyelim falan diye biz kendimiz uyduruyoruz. İlk defa Amy'nin hatta bir arkadaşı yazdı doğru düzgün bir perküsyon kitabı da hepimizin elinde dünyadan bahsediyor. Yani Türkiye'den değil. Bir How to Write for a Percussion falan diye bir kitap oldu da oradan. Yani o kadar yeni ki her şey gerçekten bu konuda. Ve sürekli değişiyor. Mesela bir notasyon şekli bile artık bizim kullandığımız işte konvansiyon notasyon falan öğretmenin konvansiyonel yollarla müzik yazmak bile mümkün değil artık. Hiçbirimiz o notasyonu kullanmıyoruz. Grafik notasyon kullanıyoruz, açık sayfalara yazıyoruz. 5 çizgiden kurtulduk falan. Yani bütün bunlar dünya müziğinin katkılarıyla oldu. Kulaklarımızda başka sesler var artık. O yüzden vazgeçmeyecek bu insanlar. Kişinin müzisyen olma güdüsü yani herhalde arayıştan, yeni şeyler keşfetme aşkından da kaynaklanır ve yani bir insan üretmeye başladığı zaman çeşitli kaynaklar arar. Armonik kaynaklar, melodik kaynaklar ve artık batıya yüzünü döndüğünde ona ilham veren bir şey yoksa yüzünü başka yerlere dönmeye başlar. World Music dediğimiz şeyin kavramının aslında ilk başlatıcısı dünya popüler müzik tarihinin en önemli grubu olan Beatles'tır. Adamlar ne yapmışlar? Ravi Shankar dinliyorlar işte. Ravi Shankar o dönemde İngiltere'de inanılmaz popüler. İşte George Harrison Ravi Shankar'dan sitar dersleri alıyor ve Beatles müziğinin içerisine sitarı katıyor. Ve bu aslında ilk batılı bir grubun, bir popüler müzik grubunun bir dünya müziği işte değil mi? Dünya müziği sözcüğünü de çok kullanmayı istemiyorum ama Hindistani klasik müziği enstrümanını müziğine katmasıdır. Aynı zamanda Beatles Ravi Shankar'dan bu şekilde etkilenirken Ravi Shankar'dan bir yandan da bence caz dünyasında benim için en özel olan kişi olan John Coltrane de etkileniyor. Ne yapıyor bu adam? Raga dediğimiz yani Hindistani klasik müziğinin makamları gibi düşünebilirsiniz bunları. Ragalar üzerine müzik yapmaya başlıyor. İşte talalardan böyle ritmik döngüler kullanmaya başlıyor. Yani armonik metalleri oradan almaya başlıyor. Yani mesela şu anda da insanların aslında tamamen müziklerini zenginleştirme arzusu. Yani evet, bir de aynı zamanda bir farklılaştırma arzusu. Ben Türk bir müzisyensem mesela işte az önce arkadaşla da konuştum Türk cazı hakkında. İşte mesela dünya caz literatürüne benim bir şey katacaksam, diğerlerinden ben tutup işte New York'ta çocukluğundan beri çalan işte saksafoncu kadar çalamıyorum belki ama işin içine birazcık makam katıyorum kendi kendimden, bir öge katıyorum bir yandan. Biraz da onu farklılaştırıyorum o şekilde. Yani misal bunu şey postkolonyal dönemin bir etkisi olarak da işte Hindistan, Pakistan, daha uzak doğu bölgelerindeki insanların İngiltere'ye göç etmesi ve postkolonyal dönemin tamamen bitmesi, İngiltere'nin tamamen metropolleşmesi ve popüler kültürün dünya müziğiyle iç içe girmesi. Yani bizim daha Atlantik Park'ta diyeceğimiz İngiltere, Amerika'nın ve daha doğrusu bu müzik storelarının, rekordlarının ana merkezinin, dünyaya müzik ihraç eden ana merkezinin bunlarla buluşması olarak da bunu kabul edebiliriz. Tabii, yani bu da farklı bir yorum olabilir. Bunun zaten ilk başlangıcı 1800'lerin sonlarında bu Paris'te bir tane fuar gerçekleşiyor. Debussy orada bir işte Java'dan bir gamelan orkestrası duyuyor. Endonezya'nın Java adasında yapılan müziğin enstrümanları diyor. Alır ben de böyle müzik yazmak istiyorum diyor ve inanılmaz etkileniyor ve müziğinde sürekli bir Java gamelan işte etkileniyor, gözlemleniyor. 1800'lerin sonlarından bugüne kadar aslında devam eden bir etki. Evet. Çok enteresan bir şey öğrendim yeni. Onu da belki paylaşırsam hoşunuza gider dedim. Şimdi bizim enstrüman hazırlamak diye bir projemiz var. Yani öğrencilerimle yani bu proje yazmak için enstrüman hazırlıyorlar önce. Yani var olan bir enstrümandan başka bir enstrüman üretiyorlar. İşte bas gitarın orasına burasına bir şeyler çakıyorlar, bir şeyler koyuyorlar falan bilmem. Başka bir ses üretiyorlar. Onda müzik yazıyorlar. Böyle bir projeleri var. Ya da piyanonun falan. Şöyle bir şey öğrendim. İlk hazırlanmış piyano, işte piyanonun içine vidalar koymak, bir zekalılar koymak falan. Efendim? John Cage geliyor aklıma. Hayır, çok enteresan. Evet, hazırlanmış piyano deyince böyle John Cage başta bozuyorlar. İlk hazırlanmış piyanonun sebebi, yani gerçekten bir yapıyorlar, Türk mehterlerini taklidini yapabilmek için mehter marşı, Mozart'ın müziklerini bu sayede çalabilmek amacıyla piyanolara perküsyon aleti ekliyorlar. Yani
Çalsız. Aynen. Onu zil koyuyorlar ve onun için bir pedal koyuyorlar piyano olarak ki bu müziklerde hani Türk şeyleri, Mehter Marşı'nı taklit edebilecek yapıda bir pedal yani koyup ekleyip onun ilk şey hazırlanmış piyano buymuş meğerse. Yine biz şey yapmışız biz var ya. Veya Wagner'in bassları ve obaları tamamen üç katına çıkarması. Yani enstrümanların değişmesi açısından hani ilginç bir örnek olabilir. Üç kişi bir bası kullanıyor. Evet. Veya iki kişinin kullandığı oba. Yani farklı örnekler var. Veya şimdi cazcılara bakıyoruz. 18 telli, 16 telli bas gitar kullanan insanlar çıkabiliyor daha modern dönem caz müziğinde. Evet. Yani bunun yeniden aletlerin dizaynlanmasına, başka sesle arayışına falan da çok ağızlıklar değişiyor yani. Neyi gibi ses çıkartmak için işte saç konu ağzını değiştirmek. Yani enteresan bir durum var şu anda. Evet, son bir soru daha alalım. Varsa. Yoksa Kemal. Evet yani eğer yoksa başka soru. Daha önceki müzik tartışmalarında da aslında bu çok gündeme gelmişti burada. Ben mesela bir türlü yıkabilmiş değilim. Biz burada iki senedir yaklaşık değil mi abi? İki sene olmuştur. Düzenli olarak her hafta paneller düzenliyoruz ama ben bunu mesela ve bunların bir kısmı tabii müzikle falan ilgili oluyor. Ya da başka sanat dallarıyla. Ben mesela bunu bir türlü kırabilmiş değilim. Ben her zaman şöyle düşünüyorum. Hala da öyle düşünüyorum. Müzik özellikle sanat denebilir mi bilmiyorum ama hani müzik diyelim. Yani bir sınıfsal bir durumu vardır icracı açısından. Yani herkesin yapabildiği bir şey değildir müzik icra edebildiği. Yani ability olarak değil. Yapabilir adam bunu ama hayır. Yani şu anlamda. Ben hep şöyle düşünmüşümdür. Eğer bunu hakkıyla yapacaksan bu işi bir kere senin bir vaktinin olması lazım. Yani çalışman lazım falan değil mi hocam? Ama mesela pek çok sınıf diyelim biz onlara böyle bir vakti yok insanların. Çalışıyor adam falan hani yoruluyor evine geliyor falan. Hani böyle bir etüt etme durumu yok. Dolayısıyla böyle bir durum olduğuna hep inanmışımdır. Hala da öyle düşünüyorum. Herkes yapamıyor maalesef. Dolayısıyla belli bir, hani biz bunu burjuvazi mi diyelim, belki öyle de diyebiliriz ama gerçekten hitap ettiği belli bir kesim var icra açısından. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Dolayısıyla caz müzikte biraz daha fazla mı acaba bu keskinleşiyor? İcracı açısından. Direkt sana. Yok hayır, ben de sözünü tamam, ha böyle. Ben de tesadüfen bir kere Amerika'ya gitmiştim, New Orleans'a bir de New York'a. Orada New Orleans'da biz işte böyle geziyorduk arkadaşlar, French Quartet civarında bir sürü bar var. Saat 5 yani, sadece rahatlamak için bir şey içmek için girdik. 5'te girdik, gece 3'te çıktık. Gerçekten 5'te çalan müzik grubu da olağanüstüydü bence. Yani ben çok müzikten anlamıyorum, sadece dinleyiciyim. Tamam, bir hayranlığım var, o ayrı bir şey ama. Yani bu değerlendirmeyi yapacak durumda değil ama gerçekten 5'teki grup da inanılmaz derecede olağanüstüydü ve bizden başka kimse yoktu. 3 kişi böyle gayet ciddi bir şekilde çalıyordu. Biz her inen gruba tekrar teşekkür edip herkesi bir ısmarladık. Böyle baktık ama yani gerçekten bizi çarptı. Sonra gecenin yarısında tabii içerisinde olmuştu herkes, dansmans falan filan ediyorduk. Yani şu hani caz müziğinin kitlelerle buluşması açısından gerçekten mesela New York şeyinde, metrosunda öyle gruplar dinledim. Ben şeyleri kaçırıyorum mesela, kaçırdım bir ilk kere. Yani gerçekten onlar herhalde buraya gelseler, ben mesela oldum olası hiçbir zaman yaş grubum itibariyle Teoman, benim arkadaşlarım dinlediği birisi. Ben hiçbir zaman sevmedim mesela, Duman falan hiçbir zaman sevemedim. Ama yani böyle bir şeyle tanıştıklarından dolayı hiç sevmedim. Yani gerçekten bende karşılığı olmadı çünkü adamda gerçekten gırtlak var. Gırtlağını zorla bilmem ne haline getirmiyor yani. Korkunç bir şey. Ve gerçekten müzik bilgisi var. O insanı gerçekten alıkoyuyor. Yaptığı işi, düzenini bozuyor ve kitleler belki müzikle buluşacaksa böyle bir şey yapması lazım. Bu atonal müziğin nasıl böyle bir olağanüstü bir çıkışı varsa, düzenin parçalayıcı bir şeyi varsa belki müzisyenin sokakta biraz daha söz sahibi olması lazım. Yani İstiklal Caddesi'nde eğer müzisyenler zabıtadan ya da polisten izin almadan müzik yapabiliyorlarsa sokakta, o zaman bu müzik şeyle buluşur diye düşünüyorum. Yani kitlelerle buluşur. Yoksa tabii ki yani parası olana gider diye düşünüyorum. Hayır, ben icracı açısından söyledim. Dinleyici yani, açısından değil. Dinleyici açısından da yani çalışmak şey lazım, hani vakit lazım ama tabii burada çok kısa bir şey söylemek lazım. Bir de Don Quixote'lar var. Çalan açısından böyle tipler de var. Bütün çevremizde de var. Adamın gerçekten hani
parası yok. Ailesinden gelen bir şey yok ama adam Don Kişot. Müzik yapıyor yani. Hani istisna aç yani. Yani. Evet ama yapıyor bunu. Onlar çok istisna. Onu söylemek hiçbir lazım. Hiçbir müzik türü içinde bulunduğu kültürden ayrı düşünülemez. Yani hani tabii ki simsal bir tarafı vardır ama bu belli müzik türleriyle alakalıdır. Genel olarak müzik olarak bakamazsın. Yani mesela işte bu yaz en dinlediğim muhteşem şeylerden biri Zeytinliklere çıkmıştık kardeşimle işte akşam yıldızları izlemeye diye. Çoban, yapayalnız bir adam kahvaltı çalıyordu. Uzun zamandır dinlediğim en muhteşem şey de o atmosferin içinde. Yani tek ihtiyacınız olan şey ses çıkaracak bir alet. Yani ama o sesi zamanı şimdi mesela da, okulda ben çalışırken yaparsam hani personel falan böyle bir acayip olur. Ama akşama veriyorsunuz, bir saat zaman ayırsınız. Ama müziği bir meslek olarak seçmek konusunda size katılabileceğim noktalar olabilir. Tabii ki belli imkanlar, belli riskler barındıran bir şey. Müzisyenlik mesleği. Ama müzikolog da aynı şey. Müzikolog da dahil, evet. Ben de müzikolog olarak katılabilirim yani. Ya bu konuda benim söyleyebileceğim şeyler daha sert olabilir. Çünkü ben katılmıyorum söylediğim şeye hiç. Kendi yaşam hayat yani yaşamsal sebeplerim benim. Beni müzisyen olmak zorunda bıraktı. Bana bazen röportajlarda soruyorlar. Diyorlar ki işte başka bir şey olmak ister miydiniz? Hiç düşünmedim ki. Yani ama bu şöyle bir şey olmadı. Ailem bana gelip piyano çalmak ister misin demedi. Nasıl olduğunu söyleyeyim. Yani bu tam şey derler ya, dağda bayırda şarkı söyledim. Ben o işte Selen işte ilkokuldayım, işte orada bir köy var uzakta söyler misin hayda işte 5. sınıflara falan. Yani böyle hani sen zaten kendini o kadar çok ifade eden bir çocuk oluyorsun ki başka bir alternatif olamadığını görüyorlar. Mesela benim hala annesi ve babası memur bir insanım ben. Orta sınıf, yani sınıf statü açısından konuştuk. Orta sınıf 6 para kazanabilen bir aileydi 80'ler döneminde. Ve ben konservatuvar başladığımda İstanbul'da piyano bulunmuyordu zaten. Yani ben konservatuvar başladığımda 80 senesiydi. Konservatuvarda başlama şeklim şu. Birisi dedi ki, yani birisi bir rastlamsal şeyler falan da oluyor insan hayatında. Ya bu çocuğun konservatuvar gitmesi lazım, bir şey demekti. Hemen işte ablam da beni tuttukları gibi son gün konservatuvar sınavı yetiştirdiler. Ben hiçbir şey bilmiyordum. Yani konservatuvar ne demek, müzik okulu nasıl bir şey, ne yapmam lazım sınavda, kızım şunu söyle, bunu söyle, bunları söyle, şunları söyle falan dediler. Ben böyle söyledikten sonra böyle peki bir de şarkı söyle dediler. Ben türkü söyledim diye annem fenalık geçirmişti. Kızım nereden öğrendin? Çünkü herkes güldü sınavda. Ondan sonra biz girdik ablam da konservatuara. O da dertlerime zincir yaptım falan söylemiş, mahvoldular. Sonra dediler ki bana, sen piyano çal, o yaşasın çok güzel. Benim en çok ilgimi çeken alet o çünkü böyle, yani böyle küçük bir tane oyuncak piyano vardı. Ya gerçekten başka hiçbir şansın yoktu zaten. Ve konserse girdiğimde bana çok uzun bir zaman piyano alamadılar. Çünkü paramız yok ve çok pahalı bir alet ve zaten piyano yok yani İstanbul'da. Ben her gün düzenli masanın üzerine oturup parmak çalışması yapardım. Kimse bana yap da demedi. Yani ve ilk piyano geldiği zaman da, şimdi herkese anlatacağım. Gerçekten şey hikayesi var. Annem bir sabah 3'ünde kalktım, pijamalarında böyle piyanoya bakıyordum falan dedi. Böyle bu benim mi şimdi falan. Yani böyle bir heyecan bilmiyorum ben. Ve hayatım boyunca aynı heyecanı hissettim ben her şey için. Berkeley'ye gidişim de benim çok maceralıdır. Ben üniversite okudum aynı zamanda. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Hep yarı zamanlı piyano okudum. Yani her zaman. Sonra İstanbul Üniversitesi artık 18-19 yaşında falan zaten çalmaya başlamıştım sağda solda. Üniversiteyi bitirdim. Mimar Sinan Konservatuvarı'na girdim kompozisyon okumaya. Ve orada depresyona girdim. Yani müthiş mutsuz bir insan oldum. Çünkü müzik yazıyorum. İşte bana diyorlar ki aynı şey bu hani Özgür Doğaç'ın sesi çok iyiydi. Diyorlar ki Beethoven'ı Beethoven gibi çalacaksın işte. Sen çok fazla kendinden işte malzeme koyuyorsun falan. Anlamıyorum ben. Ne olacak ki zaten? yani kendini ifade etmek isteyen bir insan olacak mı bir şey oluyor? Yani zaten başlama amacın o müziğe ya. Dolayısıyla ben o kadar çok depresyona girdim ki konuşmayı kestim insanlarla. Ağır bir depresyona girdim ve ne yaptılar? Ettiler. Burs başvurusu yaptım ben. O zaman evraklar gidiyor, geliyor postayla falan. İnternette bir şey yok yani falan. Ve kazandığım bilgisi geldi. Sonra hadi git bir 3 ay seni yollayalım. Ne yapalım? Bari 3 ay git dediler. Hani çünkü ilk dönem o kadar sürüyordu. Artık işte biraz havalan gel. Hani belki biraz şey olursun falan. Bir gittim ben. Abi baktım. 1,5 senede okul bitiyor. 4 senede okul. Yani ben hani
yani burada kaldığım sürece göremeyeceğim bir şey öğrendim orada. Ya ben gerçekten bu işi yapabilecek bir insanmış. Yani uluslararası platforma gitmem gerekti. Orada bana full burs verdiler. Sabah akşam hayatınızda yapmayacağınız bir sürü bir iş yaparak üniversite okudum. Birisi o yüzden bana gelip de şey dediği zaman çok sinirleniyorum. Yani amma şanslı bir insanmışsın falan dediği zaman yani aslında öyle olmuyor. Yani Aris Sağ düşünün. Mesela yani Aris Sağ da yani bence gerçekten müthiş önemli bir müzisyen. Ve bazı insanların başka alternatifi yok hayatta. Yani ben eminim yani başka şeyler de yapsam aşağı yukarı hani işletme okudum öyle devam etsem ya para kazanırım yaşarım falan ama yani çok zor koşullarda sadece üretmek üzerine kurulu bir hayatı sen baştan kabul ediyorsun. Başına gelecekleri biliyorsun. Ya para kazanamayacaksın. Bütün zamanı bunu harcayacaksın. Kimse anlamayacak. Çünkü işte Yaprağ'ın dediği gibi müzisyenim dediğin zaman ben mesela söylemiyorum taksilerde falan. Ne işle meşgulsünüz hanımefendi falan diyorum. Öğretim görevlisiyim diyorum. Nerede diyorlar? Fen Edebiyat Fakültesi. Yalan değil. Müzisyenim demiyorum. Çünkü öyle mi albümünüz var, ünlü müsünüz falan bir şeyler falan geliyor arkasına. Yani hayır senin yaptığın iş öyle bir şey değil sokakta insan seni tanıyor. Buna rağmen yapıyorsun. Yani o yüzden o statü meselesi falan... Yok yani zaten ben onu en sonunda söyledim affınıza sanarak. Belki siz de Don Quixote'lar arasına hani... Ama yani aşağı yukarı herkesi Don Quixote olarak görüyorum ben. Şöyle bir arkadaş var şunu düşünün. Adam o dünyalarının sahibinin oğlu tamam mı? Ve müthiş acayip bir hayat olacak. Tek fabrikatör oğlu yani gidecek oraya fabrikatör. Hayır, Harvard'a gitti, burslu, doktora yaptı. Aynı tişörtü giyerek bir gün hakikaten asansörde söylendik yani Tolga. Böyle olmaz artık. Lütfen kendine bakan. Ve şu anda işte Bilkent'te profesör. Ve o paraya ilgisi yok. Yani gerçekten aslında çok iyi bir dalı. Müzik ya da sanatın herhangi bir dalı biraz Don Quixote olmanı zaten gerektiren bir şey. Hiç paran olmayabilir. Yani öyle örnekler de var. Gerçekten yapamazsın başka türlü. Zaten yapmıyorsunuz. Bakın söylüyorsunuz. Vakit lazım. Harcamıyorsun sen o vakti. Neden? Çünkü Don Quixote değilsin. Evet, kesinlikle ben onu söylemeye çalışıyorum zaten. Evet, ben harcıyorum. Ben günde 8 saat çalışıyorum, 32 senedir. Hala o 8 saat, yani şu an 24 saat çalışıyorum, şaka değil. Yani öyle bir hayatım var. Sürekli müzik üretiyorum. Başka formatları yazıyorum. İngiltere'de senfoni orkestrası eserlerim çalınıyor. Burada işte sürekli caz konserleri çalıyorum. Yeni albüm kaydediyorum. Bilmem ne haberiniz var mı? Yok. Önemli mi benim için? Değil, çünkü benim başka bir yöntemim yok. Yani yaşamak için. O yüzden yani Don Quixote olmak bu işi yapabilmek için baş şart yani. Hı. Umarım biraz bana... Herkes ağladı mı? Ben şöyle bir düşünüyorum. Ya dedik ya vallahi. Sonradan çıkardık yalan değil yani. Yani Harvard'a gittiğim zaman bayağı bir sohbetimiz olmuştu ama hani çok da şey şaşırmıştım. Evet, soru sormak için son şansımız. Belirlenmiş böyle bir caz gırtlağı var ya falan deniyor ya. Böyle bir şey var mı caz gırtlağı yani? Sadece bu Afro-Amerikanlara özgü bir şeymiş gibi, beyazlar bunu yapamaz gibi bir tanım vardı da ben filmlerde de görüyorum bunu. Var mı acaba? O bence nereden geliyoruz? Bilmiyorum aslında bir şey, bir yanılsama o. Ama bize sunulan bir şey. Yaprağın çok güzel anlattığı bir şey var. Hani blues da başladı aslında, kökeni oraya dayanıyor. Ben de ona ekleme yapmıştım gospel'le çok alakası var aslında diye. Yani bizim aslında alışık olduğumuz o blues kavramı, yani blues'a dayalı bu müziğin ayağı ve gospel'den besleniyor olduğu için yani orada kilise ortamında işte o kadınların sesini düşün, bizim alışkanlığımız orada. Dolayısıyla o gırtlağı yani bize böyle bir öğretmişler yani. O beklentimiz oradan geliyor ama çok farklı. Mesela o zaman Jülide'ye de mesela Jülide çok güzel bir caz şarkıcısı bence. Ama mesela onda bir düz bir ses de söyler. Alıştığımız bu caz gırtlığı onda gözlemleyemeyiz. Elif Çağlar'da mesela. Elif Çağlar'da var. Hani onun ama şey yani belli bir ses tınısıyla alakalı. O ses tınısı da bize aslında gospel kilisesi şarkıcılarının sesini anımsatır. Soul şarkıcılarında da benzer bir gırtlak vardır. Caz şarkıcılarından da aslında özel bir caz şarkıcısının o gırtlaktan ziyade sesini nasıl kullandığı önemlidir. Çünkü hani tını sağlı tercihtir ben mesela hani tercih etmeyebilirim ya da işte ne bileyim başka bir ses, sesin çok daha muhteşem kullanabilir. Öğrenilmiş bir şey herhalde. Evet. Öğrenilmiş bir şey. Hadi elinize gidin. Biz daha yol gideceğiz. O zaman bunu da bitirelim panelimizi. Herkese çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.